Yine bir Cuma akşamı Siber Alemden Havadisler'de birlikteyiz. Artık hepimizin Cuma akşamının bir klasiği oldu. Siber Alemlerden Şey gibi hissediyorum ya. Teke tek Fatih Altaylı. Hani böyle e, siyaset meydanı. Hani bana öyle bir his veriyor. Umarım size de öyle bir his veriyordur. E, bu hafta siyasi olarak çok yoğun ama Siber güvenlik ya da teknoloji olarak o kadar da yoğun olmayan bir hafta yaşadık. E, bu hafta şeyi çok düşündüm ya bu siber alemden havadislerin e, hani siber alemden değil de gerçek alemden havadisler gibi bir formatını daha yapsam mı diye. Ama %100 tutuklanacağım için yapmayacağım. Çünkü e, kesin orada sınıra aşacağım yani ve ağzımdan e, sıkıntılı şeyler çıkacak o zaman e, başım derde girecek. Hani tweet atarken de çok sıkıntılı şeyler yazıyorum ama en azından üzerine defalarca düşünüp yazıyorum. Ve genelde işte mahkemeye çıktığım zaman suç teşkil etmeyecek şeyler yazıyorum. Ee, o yüzden hani o Twitter'dan başıma büyük ihtimalle bir şey gelmez de. Ama canlı yayında konuşurken imkanı yok ya. Mutlaka ağzımdan bir şeyler kaçar yani. Ee, neyse. Onu benim yerime başka biri yapıyor işte aynen. Sedat Peker gerçek alemden hava hadisler yayınını haftada iki gün yapıyor. Onu oradan takip edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman ha bir de e, bu hafta Twitch'te önemli bir gelişme oldu. Şimdi eskiden e, Twitch'e abone olmak 45 lira mı 50 bir şey lira mı öyle bir şeydi. O yüzden ben 6 aylık 6 aydır yayın yapmama rağmen e, ya hiç bir kere bile böyle abonelik istediğimi hatırlamıyorum. Çünkü çok pahalı. Yani bu devirde kim kime 45 lira verir? Hani sağ olsun veriyorsunuz da e, yine de böyle istemek bana çok utanç veriyor. İsteyemezdim yani. Ee, neyse ee, ama mesela şimdi 10 TL oldu Twitch işte Türkiye ve Meksika için yerel fiyatlandırma yaptı hani 10 TL bence bu Siber Alem ya şimdi bir ayda 4 Siber Alem'den Havadisler bölümü bu arada bir anonim kişi 10 kişiye abonelik hediye etti anonim kişi çok teşekkür ederim aa bu arada ben Ulan yine yapamamışım onu ya. Şey olması gerekiyordu. Anonim kullanıcı 10 kişiye abonelik hediye etti diye bir şey çıkması gerekiyordu. Çıkmadı. Böyle tek tek çıkıyor yine. Allah kahretsin. Tek tek çıkmaması gerekiyordu bunun ya. Ee, onu niye yapamadım ya? bu Bugün bayağı uğraşmıştım ona aslında. Neyse. Ne diyordum? Ee, ha 10... Şimdi haftada 4 gün... Ya ayda 4 kere Siber Alem'den havadisler. Üstüne... 3-4 tane konutlu yayın böyle 2-3 kere de oyun yayını için bence 10 TL e, verilir. Bana öyle geliyor. Değer yani 10 TL'ye. O yüzden eğer 10 TL'si olan insanlar varsa e, 10 TL'ye abone olmalarını rica edebilirim. E, 10 TL'niz yoksa tabii ki sizden abonelik falan istemeyeceğim. Yayınlarımız her zaman ücretsiz olacak. Eğitimler de her zaman ücretsiz olacak. Her şey her zaman ücretsiz olacak. Bu sadece gönüllüye dayanan e, bir şey Drop var sanırım denmiş ama drop yok gibi gözüküyor. Bence sorun sende. Abone sesi çok az geliyor. Evet. Ya bu yayın eğer o şeyi beceremezsem. Şimdi ne bileyim bir kişi çıkıp 20 tane abonelik hediye ederse 20 kere cırt cırt duymayalım diye kıstım sesi. İşte halbuki onu bu kadar fazla görmememiz gerekiyordu ya. Niye onu yapamadım ben? Bir tekrar bakacağım onayına ya. Bu... Streamlabs yazılımı o kadar karışık bir şey ki. Ben anlamıyorum bu iş ya. Bak, abone. Evet. Alert settings. On. Yok ya. Vallahi bile olmuyor. Neyse. Bu arada unknown Field abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Desteğin için kesene bereket. Ee, bir de Japonca nikli bir arkadaş abone olmuş. Kendisine de çok teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi o zaman G'yi bırakalım. Sululuğu bırakalım. Haberlerimize geçelim. Ee, Özgür Alp'le ile Backbound yayını olacaktı. Ee, fakat Özgür'ün işi çıktığı için erteledik. Ee, şimdi bu haftaki konuklu yayında da şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi te şimdi bildiğiniz gibi Osint e bizim sevdiğimiz konulardan biri. Osint nedir? Open source Intelligence yani Siber güvenliğin önemli dallarından biri aslında ve Türkiye'de bunu en iyi yapan gruplardan biri kim TeitTk. Şimdi bu sahte haber muhabbetlerini ben araştırırken ve işte bu Apple'ın açığı bulan gençlerin sahte haber nasıl yaptırdığını yayınladığım zaman falan Teittorktan bir editörle bu konu üzerine konuşmuştuk falan oradan bir tanışıklığımız oldu böyle ara sıra bu konular hakkında mesajlaşıyoruz falan. Ona teklif ettim dedim ki hani sen teyit orku temsilen ya da kendini temsilen her neyse. Böyle bir yayın yapalım, osint konuşalım, bir bilgi nasıl teyit edilir, hangi araçlardan faydalanıyorsunuz, nasıl tekniklerden faydalanıyorsunuz. Bunun üzerine bir ortak bir yayın yapalım dedim o yüzden bu hafta onu yapmayı planlıyorum eğer bir terslik çıkmazsa o yüzden Özgür'ü ertelemek zorundayız maalesef. Ama geçen hafta Özgür'ün sırasıydı aslında. Yani eğer Tate Ork'tan biriyle o şekilde bir yayın yapabilirsek çok güzel olur. Hem kendim için güzel olur. Tate Ork'ta arka planda nasıl çalışıyorlar, e, neler yapıyorlar, onları öğreniriz. E, mesela sizler için de güzel olacağını düşünüyorum. Sonuçta O'Sint güzel bir konu. O'Sint'i kim sevmez yani? Ters görsel arama olmasaydı OSINT diye bir şey olmazdı. İşte çok iddialı bir söylem. Öyle değil mesela. E, Bellingcat diye bir grup var. Biliyorsundur belki. Bellingcat Yani şeyden e, Bir tane fotoğraftaki mesela gölgeden e, koordinatını bul bulabiliyor yani e, Aşağı yukarı nerede olduğunu falan o saat diliminde Bilmem ne Ya yani o kadar Şey Google'a resmi koydum çıktı gibi bir şey bu, o kadar Basit değil yani OSINT eğer Osint e ilgi duyuyorsan Belinket'in araştırmalarını okuman tavsiye ederim. Ya bir tane araba plakasından bir tane Rus ajanının kimliğini de şifre ediyorlar ya yani adamlar. Yani o Google'a resmi koydum çıktı kadar o kadar da kolay bir şey değil yani. Hatta bugün OSINT'le alakalı bir haberimiz var. Şimdi bakacağız. Sedat Peker'in ot kaldığı evi bu bulmuşlar. Onunla ilgili bir OSINT üzerine konuşalım. Şimdi haberlerimize geçelim. Gün çarşamba olur. Yani bir terslik çıkmazsa konuklu yayınları çarşamba akşam yapmayı planlıyorum. Çünkü çarşamba ne Mehmet yayın yapıyor ne Can abi yayın yapıyor. Ömer zaten bayadır yayın yapmıyor ama onun yayının gününe denk gelmiyor. En azından bir boş gün çarşamba güzel olur. Ama tabii konuk arkadaşların bir işi çıkarsa falan o zaman olmayabilir. Ama genelde çarşamba akşam yapmak istiyorum. Selam Mutlu Bey dendi ama yanlış geldiniz herhalde. <laughs> Mutlu Bey yok burada. Aynen küresel trigonometre evet. Şimdi haftanın şeyine ee, İbrahim mesaj atmış. Demiş ki yayını izliyorum. 10 kişi abonelik hediye etmek istiyorum. Sen belirler misin? İbrahim ben onu şu an belirleyemem sen onu şey seç e, rastgele seçebilirsin rastgele e, şanslı kişileri atar e, desteğin için çok teşekkürler İbrahim e, şimdi bu haftanın önemli gelişmesi e, B BTC Türk şeyi kabul etti e, yani hacklendiklerini değil ama bir veri sızmasının olduğunu kabul etti ama bunun öncesinde biliyoruz ki BTC Türk bunu defalarca inkar etti. Yani BTC Türk değdi mi bu kadar inkara? Ne gerek vardı gerçekten? Yani sana kanıtlarıyla söyledik. Ee, dedik ki bak kardeşim bu datalar daha önceki sızan verilerin içinde yer almıyor. Özgün bir şeye benziyor bu. İkincisi dat yani o veri sızıntısının içinde ya yani sample'ların içindeki 3 kişiyle görüştüm. Bizzat görüştüm ve teyit ettiler verdikleri bilgiler tuttu. E tamam bu senden sızmış işte. Daha neyin inkar ediyorsun ki bunu? Hani bu kafaya gömmek oluyor artık. E, falan filan. E ne oldu? Günün sonunda baktığın zaman kabul etmek zorunda kaldılar. Ve in yani bu çok kötü bir kriz yönetimi. Yani bunu en başından kabul etselerdi hani tamam. Heklenmek, veri sızması falan kötü bir şey de. Bunu bu kadar saklamak çok daha kötü bir şey. Çünkü benim aklımda şöyle bir soru işareti oldu şimdi. BTC Türk yarın bir gün hacklenirse yine saklayabilir bunu bizden. Yine inkar edebilir. Ee, böyle bir intiba oluşturdu. Ama mesela yemek sepeti hacklendi. Ee, tamam çok kötü bir şey. 50 milyon kişinin bilgisini çaldırdı Allah kahretsin de. Ama yarın bir gün yemek sepetinin başına bir şey gelse beni en azından kandırmayacaklarını biliyorum. Bana karşı dürüst olacaklarını biliyorum. Ee, bu önemli bir şey. Ne yazık ki. Yani bu BTC Türk'ün yaptığı hataya diğer firmalar düşmemesi lazım. Ee, lanetli. Faykut 06'ya abonelik etti. Teşekkür ederim İbrahim. Ee, şimdi mesela Tofisa meselesi var. Ben Twitter'da sürekli yazıyorum. Belki takip edeniniz vardır. Bundan aylar önce Tofisa isimli tesettür giyim sitesi hacklendi. Ve inkar ediyorlar eklendiklerini. KVKK'ya bildirmemişler. Ee, ben KVKK'ya bireysel başvuru yaptım. KVKK dedi ki hacklendiklerine dair yeterli kanıt yok dedi. Ben de al sana kanıt diye kanıt koydum önlerine. Hala cevap yok bakalım ne olacak. E, o yüzden bu hacklenme ve inkar meselelerinin karşısında durmamız gerekiyor. Yoksa bütün firmalar bunu alışkanlık haline getirir e, ve şey olur. E, boku çıkar işin yani. Hiçbir zaman hacklendiğimizi falan bilemeyiz ve firmalar e, hiçbir cezai yaptırma maruz kalmaz. Bu arada sadece ketçap e, abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Sadece ketçap. Burada lanetli bir kişiye de abonelik etti. İbrahim çok teşekkür ederim abonelikler için. Kesene bereket. Yani BTC Türk meselesi böyle. Bu arada parolalar falan da sızmış. Sadece şey değil yani. Ya yani sadece öyle ad soyad adres değil. Parolalar da sızmış. Ama parolalar Allah'tan iyi bir algoritma ile hashlenmiş de öyle kolay kolay e, mass cracking yapılmaz yani. Abi sistemin doğru işlememesinden mi cesaret alıp bu kadar koda, bu kadar kolayca reddedebiliyorlar? Ya açıkçası nasıl bu kadar kolayca reddedebiliyorlar ben anlamış değilim. Ee, ya şimdi şöyle bir şey var. Yani buna dair elimde bir kanıt yok. Ama BTC Türk e, bu şeyden rate forms'a yükleyen adama muhtemelen para verip kaldırttı o şeyi. Ee, yani onun açıkçası elimde bir kanıt olmadığı için çok iddiayı sürdüremeyeceğim ama abonelikler ekran tam ortasında çıkıyor bayağı dikkat dağıtıyor denmiş. Tamam kenara alalım onu. Ee, neyse BTC Türk herhalde şöyle düşünmüş olabilir. Biz bu adama para verelim. Bu adam e, şey bir daha bahsini açmasın bu konunun. Ve e, reddedelim. Zaten adam ortadan kaybolacağı için kimsenin hiçbir şekilde haberi olmaz diye strateji yapmış olabilirler. Ama e, bu database başka yerlere daha sızdı. E, mesela başka birileri satın almıştı. Leak Lookup'ta vardı mesela. O adamlar satın almış. Hani BTC Türk o aşamada tamam bunun artık önünü alamayacağız diye düşünmüş olabilir belki. E, bilmiyorum açıkçası. Yani ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu siber yani BTC Türk'ün siber güvenlik kısmıyla bir alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani bu BTC Türk'ün tepesinden gelen bir karar. Belki e, siber güvenlikçilere kalsa zaten hacklendiklerini ya da bilgisizliğini söyleyecekler adamlar. Ama şey yapamıyorlar yani üst yönetimden bir şey geldiği zaman onu söyleyemiyor tabii ki. Bak Serhat Şahin Belinket'i araştırdım demişsin. Belinket'i ee, okumanı tavsiye ederim adamlar çok acayip o konuda Evet şimdi geçelim bir sonraki haberimize Abi signalin mobile coin olayını duydum onu Geçen haftalarda işlemiştik ya Signal üzerinden para gönderme mevzusu değil mi Onu geçen ay falan işledik hatta Bu sızdırılan bilgiler uzun vadede sıkıntı oluşturur mu ee, Yani yani cevabını vermek zor. Yani senin kim olduğuna bağlı. Şimdi senin orada adresin sızdı. Mail adresin sızdı. Mesela IP adresin sızdı falan. Eğer sen yani ne bileyim bir ünlü biriysen sıçtın yani. Adresin sızmış artık. Tamam mı? Ya da yemek sepeti mesela. 50 milyon kişi sızdı. Bütün ünlülerin as ya sızmadı da. Diyelim, sızdı diyelim. Yemek sepetinin datası. Bütün Instagram ünlüleri, bütün influencerlar hepsi Taşınması gerekecek belki. Çünkü bu adamların, kadınların bir sürü sapığı şeyi var. Ee, ne bileyim yani. Her gün kapısına biri dayanır. Mesela onlar için cehennem gibi bir şey. Ama mesela benim için adresim sızsan olacak. Çok da bir şey olmaz. Ya da senin için de belki öyle. O yüzden o biraz kim olduğuna bağlı olarak değişir açıkçası. Ee, ama şey kötü mesela. internette biriyle tartıştın tamam mı adınla, soyadınla. Ve adam psikopatın biri çıktı. Direkt adresine gelebilir. Hani öyle bir risk var. Eskiden olsa e, adres ver lan adres ver adres ver diye kalırdı muhabbet. Yani şimdi direkt adam adresine gelebilir. E, mesela Facebook'tan telefonlarsınız. Evet bak mesela. Yemek sepeti Merniz Facebook telefon numarası artı BTC Türk kombosuyla gerçekten bir adamın e, bayağı bir şeyini biliyorsun aslında. Neyse devam edelim. ha. Ha e, O'Sint diyorduk alın size O'Sint. Şimdi şöyle bir şey gördüm bugün internette. Aslında şöyle ben bu hafta e, şey şimdi O'Sint ile ilgilenen biri olarak e, Sedat Peker'in kaldığı yeri bulmaya çalıştım öyle hobi olarak bir şey yapacağım ben tabii ki değil de. E, ne yaptım? E, i̇nternete girdim. Yani sonuçta bu adam Dubai'ye işte Fas'tan bir anda geçti. O, zaman hızlıca kiralık bir yer bulması lazım değil mi? Öyle ev satın alma gibi bir şey çok zor o kadar kısa sürede. O yüzden Google'a girdim. Şimdi Sedat Peker muhtemelen mansiyon, villa gibi bir yerde kalıyordur. Çünkü çevresinde adamları var falan. Zaten inanılmaz zengin biri. Ve güvenlik sağlaması lazım orada. O yüzden villa etrafı kapalı bir mansiyonda kalıyordur diye düşündüm. O yüzden Google'dan aradım yani işte Dubai Mansions, Dubai işte Resorts, Dubai Apartments falan. Baktım ilanları da hiç o eve benzer bir şey bulamadım. O yüzden demek ki değilmiş deyip geçtim. Ama bu adamlar nasıl olduysa bakın şimdi. Bak ev burası. Kale, şato gibi ev. Evin içinde spor salonu falan var. Şimdi evin bir yeri tanıdık gelecekmiş size. <laughs> şimdi bu adamlar yani bu evi bulanlar nasıl bulmuş diye düşündüm. Acaba yani Onların bilip benim bilmediğim o synth tekniği ne olabilir diye düşündüm. Aklıma bir şey gelmedi. Herhalde mesela ben yarı yolda üşenmişken onlar üşenmeyip bütün ilanları tek tek incelemiş herhalde. Aklıma öyle bir şey geldi en son. Ee, mesela belki ben de bütün ilanları incelesem daha ben daha önce bulacaktım belki ama bulamadım. Keşke bulsaydım ya. Bir 5000 şey favı vardı yani o <laughs> ama bulana helal olsun gerçekten. Kolay iş değil. Bir de thumbnail'da falan da gözükmüyor. Thumbnail'da ne gözüküyordu? Thumbnail'da böyle bir şey gözüküyor. Sen videonun ortasında çıkıyor yani. Bütün videoyu izlemesi lazım adamın. Ve belki onlarca video izlemesi lazım. Neyse bu da böyle bir işte şey, osint şeyi. Hani diyorsun ya işte Google Images'a resim yapmak, yapıştırmak olmasaydı osint olmazdı olurdu işte bak. Bu osinttir. Mesela bu adresi buldun. E buradan şeyini koordinatını bulursun, denize ne kadar yakın onu bulursun, sonra Google Maps'e girip o etrafı izlersin, Shodan'ı açarsın, Shodan'dan o civardaki güvenlik kameralarının IP'lerini bulursun, sonra oralarda default parolalar denersin, belki bir iki tanesini tutturursun, o zaman ne olur? Sedat Peker'in evini doğrudan bir güvenlik kamerasıyla izleyebilir hale gelirsin. O yani sinit böyle bir şey, o kadar senin dediğin kadar kolay bir şey değil yani. Google şu anda hızlı aramada gösteriyordur çünkü o Twitter'dan görüp bir sürü insan tıklamıştır. Bu zaten sabah baktığımda 5000 miydi neydi görüntülenmesi 80.000 olmuş. Yok arkadaşlar bu reverse search ile falan olacak iş değil bu. Dediğim gibi thumbnail'da yok bak Ahmet de aynasını yazmış. Ee, yani videonun ortasındaki bir şeyi öyle reverse search ile falan bulamazsın öyle bir teknoloji yok. Yok yani internette böyle bir fotoğraf yoksa bunu reverse search'e koyduğun an çıkmaz böyle bir şey. Yani bu video o kadar piksel piksel indekslenmiyor yani. Ya deneyebilirsiniz bu arada. Al şu görüntüyü. Al bunu Google Images'a sok bir şey çıkmayacak yani. Yani bu arada mesela şey muhabbeti vardı. Twitter'da yıllar önce tanıyanlar, görenler olmuştur. Neydi o adamın adı ya? Bir tane OSINT yaptığını iddia eden bir şarlatan vardı ya. Ruling. Bak şöyle bir adam vardı Twitter'da. Hah, Atavrat Troll. Bu bunu hatırlıyorsunuzdur, tamam mı? Bu yıllar önce Twitter'da şey yapıyordu. İşte ne bileyim kızın teki fake bir şey yapmış ya da bilmem ne. Orada Yayın mı gitti yok gitmedi Orada bir piksellik bir şey var o bir piksel bir şeyden tam fotoğrafını buluyormuş gibi Bir şeyler lanse ediyordu Ben o zamanlarda diyordum ya böyle bir teknik yok Böyle bir teknik yok yani olsa Yani siber güvenlik sektörü bilirdi böyle bir teknik yok O adam ne yapıyordu Senaryo her şey öyle bir şey yok yani Kendi fake profil oluşturuyor Kendisini kend, Kendi oluşturduğu profili buluyor yani ama bu adam zamanında o kadar fazla kişiyi kandırdı ki işte 500 bin takipçi kasmış. Hatırlayanlar vardır ya illaki böyle ne bileyim birbirine küfrediyordu. Orada bir piksellik her şey oluyordu. Sözde fake profilleri buluyordu bu. İşte ben mesela şey yazıyor kızın teki var işte. Orada ufak bir profil fotoğrafı var ben fake değilim yazmış. Ee, sonra o fotoğrafın büyük halini buluyor. Bulamazsın. O kadar piksel piksel bir fotoğraftan onun büyük halini bulamazsın. Öyle bir e, public bir teknik yok yani. Eğer CIA'de NSA'de çalışmıyorsan öyle bir teknik yok. Yani bu adam şarlatan diye ben çok yazdım da işte sakalımız yok ki dinlenmedik yani. Neyse. O sint de böyle. Bir link geldi bakalım neymiş. Ya bu arada bambu bambaşka bir açıdan Şimdi bak Bak siz bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz ama arkadaşlar Siz şu an Sonuçtan sebebe doğru geliyorsunuz Bizim elimizde sadece şunun olduğunu düşünün Bak ee. Bak bizim elimizde sadece bu var sen bu fotoğraftan burayı bulamazsın. Bunlar Bambaşka iki fotoğraf anlatabiliyor muyum? Yani tamam burada var bu fotoğraf da. Sen elindeki şu materyalle bunu bulamazsın. Ben ondan bahsediyorum. İstersen deneyebilirsin. Yani buradan bu fotoğrafın istediğin kadar karesini kesip reverse searche koy. Bu çıkmayacak. Yani bunlar başka fotoğraflar. Biz insan olarak bunların aynı yer olduğunu biliyoruz ama makinalar daha o kadar zeki değil maalesef. Ha bundan 10 sene sonra belki yapay zeka öyle bir gelişir ki bu iki yerin aynı olduğunu anlar. Ha şey senin taktiğin doğruymuş bırakmasan bulabilirmişsin diyor. Evet muhtemelen aynen. Muhtemelen kafayı iyice taksam bütün ilanları incelesem çıkacakmış ama kimsenin o kadar vakti yok yani. Neyse. Bu da böyleydi. Gelelim bir sonraki haberimize. <laughs> Aa evet Ruling'in bir de dolandırıcılık muhabbetleri vardı. Milletten para alıp bayağı dolandırıcılık falan da yapmıştı. Doğru. Ya o tam bir şerefsizdi o adam ya. Ya şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Sonuçta Google Reverse Search hepimiz açık. Yani Google Reverse Search'e Sedat Peker'in o fot karesini koydum ve sonuç olarak buldum derseniz tebrik edeyim sizi ama olmuyor yani. Ya en iyi Reverse search için işte Google var, Yandex var, bir de TinyEye diye bir şey var. Bildiğim en iyisi bunlar benim. Hani belki daha İyi bir şeyler çıkmıştır bilmiyorum ama zanetmiyorum. Yani Umut abi doğru bir şey söylemiş. Sektör bilgisi belki sana yardım ederdi. Odanın ne kadar lüks olup olmadığını belirleyebilirsin. Belirleyebilirsen bir fiyat aralığın olurdu. Doğru olabilirdi. Ya ben zaten aslında Dubai'de böyle şeye bakmadım hani otelleri falan bakmadım böyle mansiyon şey ne bileyim villa falan. İşte bizim elimizde bu kare yok ama ee, onu diyorum. Bu, bu bizim sahip olmadığımız bir açı. Bizim sahip olduğumuz tek açı bu. Yani sen şu açıdan e, buna ulaşmaya çalışıyorsun aslında. Anlatabildim mi? Bildiğim kadarıyla eşi adresi paylaşıyor. Sadece o province'de arama yapılırsa çıkarabilirdi. Bak eşinin adres paylaştığını falan bilmiyordum hiç. Aa, o link var gelmiş. Aa, şey VPN'de olduğum için hızlı resim açılmadı ya. Orada Özgür TR bir abone olmuş. Çok teşekkür ederim destek için Özgür bir TR. <laughs> Windows 1. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi şöyle kısa bir haberimiz var. C -sharp biliyorum ama yazmayalı XN oluyor herhalde. Ama yazarız ya C -sharp severiz. Şimdi bu geçtiğimiz haftalarda e, Amerika'daki boru hattını ransomware bulaştıran DarkSide diye bir grup vardı. Hatta Amerika bayağı bir sıkıntı yaşadı bu olay yüzünden. Millet e, benzinliklerde kuyruk oluşturdu falan filan. Of IP yine mi leak oldu? Allah kahretsin bu VPN serverları açıp kapata kapata bir hal oldum bana satayım ya. Tamam bu yayından sonra yine kapatacağız VPN belli oldu. <laughs> Neyse tek scriptle Allah'tan kuruluyor da o kadar uğraştırmıyor. Ya bu arada mesela geçen IP bak ya bu benim canımı sıkıyor. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Geçen yayında IP'm böyle leak oldu ya. Ya hemen niye klip alıyorsun ya? Ayıp değil mi? Şey gibi sanki. Hani yere bir şey düşürmüşüm, eğ eğilmişim. Hemen kıçımın fotoğrafını çekiyorsunuz gibi. Bence çok ayıp bir şey bu ya. Bence bu e doğru bir şey gibi gelmiyor bana. Hani kötü niyetle yapmıyorsunuzdur da. Bana sanki o an kıçımın fotoğrafını biri çekmiş gibi hissettiriyor gerçekten. <laughs> ya da şey işte geçen bir yayında Brave yerine Chrome browser açtım. Chrome browser'da bir şey aradım. O aramada bir saniyelik şey çıktı? Eski arama geçmişim çıktı. Lan hemen klip. E arkadaş, ya orada benim mahrem bir şeyim olsa, yani gizli bir aramam olsa, bir şeyim olsa ayıp değil mi ya? Bence ayıp bunlar. Neyse, devam edelim. Şimdi Amerika'da Dark Side isimli bir grup, işte şey, bu Borat'tan eklemişti. Ama Amerika şey demişti, bu grup. Rusya devleti değil demişti. Ama Rusya civarında yaşayan birileri olduğunu düşünüyoruz demişti. O yüzden şey Amerika buna bir operasyon çekmiş bu gruba herhalde. Bu Darkside'ın serverlarına el konulmuş. Bitcoin'lerine de el konulmuş. Darkside işte serverlarına ve Bitcoin'lerine ulaşamadığını falan söylemiş. Dolayısıyla bu grubun yani Rusya tarafından desteklenmediği neredeyse kanıtlandı gibi yoksa Amerika öyle kolay kolay operasyon çekemezdi muhtemelen. Bu arada Nick benim abone olmuş. Çok teşekkür ederim Nick benim desteğin için teşekkürler. Bu da böyle bir haber yani işte demek ki her saldırıda Rusya tarafından yapılmıyor. Ve Amerika aslında şey demek ki bu konuda dürüst. Buradan onu anlıyoruz. Yani saldırı Rusya devleti tarafından desteklenmediği zaman gerçekten de diyorlar. Evet bu saldırı Rusya tarafından desteklenmiyor. Ama yapanlar Rus kökenli diyor mesela. Hani Amerika demek ki bu konularda e, dürüst her, her şeyin suçunu Rusya'nın üstüne atmıyor. Gerçekten elinde delil olduğu zaman demek ki Rusya'yı eleştiriyor. Bu Amerika açısına e, artı bir şey. Burada bugün gözlerim o kadar kurudu ki ya göz damlası da fayda etmiyor artık. Ha işte aynen. Rus Rus ama e, hani Rus devleti tarafından kontrol edilen bir grup değil anlamında. Yani sonuçta Rusya'daki bütün hackerlar da Rus istihbaratına bağlı değil. İllaki öyle kendi başına takılan suç grupları da vardır yani. Bu da onlardan biri muhtemelen. Zeitgeist belgesellerini çok eskiden izlemiştim de pek sevmem o tip şeyler ya. Ben eskiden böyle komplo teorilerine çok kafayı takardım aslında severdim komplo teorilerini de sonra e, aşağı yukarı hepsinin yanlış olduğunu fark ettiğim zaman bayağı bir soğudum yani. Zeitgeist de onlardan biri. E, orada bahsedilen muhabbetlerin çoğu yanlış yani. Vallahi Aykut bug bounty hakkında biraz bilgi veremem yani spesifik olarak merak ettiğim bir şey varsa cevaplarım tabii ki ama böyle genel olarak Bakmantı nedir <laughs> gibi bir konuşma yapasım yok açıkçası şu an. Ama Özgür Alp konuk olacak. Özgür Alp Türkiye'nin Bakbanti'den en çok para kazanan insana. Kendisi 1 milyon dolar kazanmış Bakbanti'den. Dile kolay. Yani dile bile kolay değil. Ee, ona bol bol sorabilirsin. Yani Bakbanti'nin üstadı orada. Ben bakbantı ben Bakbanti'nin şey şeyiydim yani. E, emekçisiydim. E, yerleri paspaslayan adamıydım yani. Esas bakbantıcı orada. Oo. Oh. Eyvah. Mehmet çıldırdı. <laughs> Mehmet 50 kişiye abonelik hediye etti. Mehmet çok teşekkürler. Teşekkürler desteğin için. Sen ne yaptın ya? Sen mahvettin bize. Çok teşekkürler. <laughs> Hoş geldin. Aa bu arada ekranda şey çıktı mı? Çıktı galiba değil mi? Galiba oldu o. Hani herkes tek tek değil de MD isek 50 kişiye abonelik hediye etti diye çıktı değil mi? Oldu oh be. Tamam demek ki o zaman he o bir önceki abonelik hediyeden adam az abonelik hediye etti için mi acaba? Öyle oldu. Neyse tamam. Çok teşekkürler Mehmet. Valla şey ne yaptın mahvettin bizi. Valla çok teşekkür ederim ya. Bu yayın 9 kişi diyorsa ve 10 kişiye sap hediye edersen yayına Bildiğim kadarıyla kanala bir ara ziyaret eden herhangi birine denk geliyor. Çünkü mesela bugün bana alakasız bir kanaldan abonelik geldi. Bir ara girmişim kanala çıkmışım mesela. Ee, abonelik yediği geldi ama. Şimdi. O zaman devam edelim. Ee, Ethereum. Tarafından bir açıklama gelmiş. Ethereum bu işte Bitcoin'in enerji muhabbetlerine herhalde cevaben e, demiş ki Ethereum'un yeni versiyonu eskisine göre %99.95 daha az enerji kullanacak e, gibi bir iddiası var. Şurada da bir grafik paylaşmışlar. İşte Bitcoin'in zaman içindeki elektrik kullanımı, Ethereum'un kullanımı ve Ethereum'un gelecekteki kullanımı çok az. Hani hem, hem Bitcoin'e göre hem Ethereum'un şu anki haline göre falan. Ya dediğim gibi kripto paralar da çok böyle bilgili bir insan değilim ama bu bana çok daha güzel geliyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Bitcoin var burada ayı gibi kullanıyor. Ethereum leblebi gibi kalıyor yayında yanında. E tamam ikisi de kripto para transferini sağlıyorsa ikisi de aynı bize insanla aynı faydayı sağlıyorsa o zaman daha az enerji tüketene niye tercih etmeyelim? Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Ee, yani hani madem amaç, bu arada anonim kişi, bir kişi abonelik etti. çok teşekkür ederim anonim kişi. Ee, gerçekçi mi peki? Bilmiyorum gerçekçi mi de. Eğer doğruysa, doğru üzerinde doğruysa diye konuşuyorum. Yani amaç e, kripto para diye bir şeyin kullanımıysa, işte insanlar bir banka kullanmadan birbirine para gönderebilsin diye. Bir, bir gerekçe varsa tabii ki ben doğayla daha az doğaya daha az zarar veren sistemi tercih ederim kendi adıma. Ee, bakalım neler olacak. Muhtemelen işte Elon Musk denen şerefsiz e, vatan haini <laughs> muhtemelen böyle bir şey pamplamaya başlayacak yakında. Hani çevre dostu koyun hani geçen hafta konuşmuştuk. Ee, işte Elon Musk bunu babasının hayrına yapmıyor bu hare hareketleri diye e, anonim kişi Allah'a e, abonelik hediye etti. Çok teşekkür ederim <laughs> Anonim kişi. Neyse e, geçen hafta şey demiştik işte. E, Her ha isimleri seçiyor mu? Ha Kevin Mitni abonelik hediye etmiş bir de. Ha isimle seçip gönderiyor. Tamam okey. Güzel. E, ne demiştik? Ha. Ya yani Elon Musk durduk yere tabii ki Bitcoin'in doğaya zarar verdiğini yeni keşfetmedi. E, muhtemelen şey yeni bir pump peşinde işte arkadaşlar Hikmet Coin diye bir şey buldum. Ee, çok doğayla e, iç içeymiş. Hadi hepimiz Hikmet Coin alıyoruz diye servetini belki 10'a 15'e katlayacak bir hamle üzerinde çalışıyor muhtemelen. O yüzden o insanlar umarım artık o şerefsizin peşini bırakır da yani Elon Musk bir tweet attı diye bir şey 10 kat artmaz fiyatı diye umut ediyorum ama hiç umudum yok açıkçası. Ha yani şimdi Bitcoin'le ya da kripto paralarla çok ilintili olmayan ama aslında bayağı ilintili bir haber geliyor. Abi Elon Musk işte de geçen hafta dediğim gibi ben Elon Musk'a şeyden uyuz oldum. Ee, bu Tayland'da mağarada kalan 11 tane çocuk vardı ya. O olaylarda Elon Musk'ın ben nasıl bir şerefsiz olduğunu anladım yani. Adamın dinin, imanının PR olduğunu orada anladım. Şimdi belki hatırlamayanlar vardır o muhabbeti. Hani Tayland'da işte bunu 3-4 sene önce bir hoca, hoca, ile bir şey grubu, bir öğrenci grubu 11 kişi futbol takımı mı ne? Hani mağaraya giriyorlar, yağmur yağıyor, mağarayı sel basıyor, mahsur kalıyorlar ya orada. Hani bütün dünya işte nasıl kurtarsak, ne yapsak falan diye uğraşırken Elon Musk sürekli işte öyle bir alet yapacağız ki oraya girecek çocukları kurtaracak, işte tüp yapacağız, teknolojik uzay gemisi yapacağız falan filan. O sırada gerçekten kahraman dalgıçlar oraya girip ellerin taşın altına sokup çocukları çıkarmaya çalıştılar. Ve bir kişi öldü. Ve dalgıçın öldüğü gün bile Elon Musk e, şey yapacağım ben oraya roket gibi bir şey sokacağım hepsini kurtaracağım falan. PR 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 PR. Ha, bir de dalgıça pedofili falan dedi. Ulan zaten hiçbir boka yaramadın. E, bari insanların moralini bozma. Bari gölge etme yani. İşte adamın dini imanı para. Dünyada bir şey oluyor. Acaba buradan nasıl bir PR çıkarabilirim diye düşünüyor sürekli. Yani yoksa ben onun kesinlikle insanlıkla falan empati yapabilen iyi niyetli bir insan olduğunu düşünmüyorum. E, bu bütün coin muhabbeti de tamamen servet, kendi kişisel servetini katlamak üzerine kurulu bir şey. Ya O yüzden geçin bence o adamı. Sonuç olarak bir şey yaptı mı? Tabii ki hiçbir şey yapmadı. Yine oradaki elini taşın altına sokan Kahraman dalgıçlar kurtardı çocukları. Abi bak mantıcılar Estonya'da şirket kurarak vergi olaylarını hafiflettiğini söylemiştin. Bir ara o konuyu aydınlatabilir misin? Vallahi onu işte bence Özgür'e soralım. Çünkü adam 1 milyon doların vergisini nasıl ödedi? Açıkçası bence işin anahtarı orada. Çünkü ben öyle bir para kazanmadığım için bugüne kadar bilmiyorum açıkçası. Yani vergi vermek için şahıs şirketi kurup, işte bu Türkiye'de de olabilir, Estonya'da da olabilir. Şahıs şirketi kurup fatura kesmen lazım. hani Estonya'da şahıs şirketi kurmanın ne bir nasıl bir avantajı var bilmiyorum açıkçası. Ama sonuç olarak bu. Ama Özgür şöyle bir şey diyordu: Vergi barışı mı, varlık affı mı? Öyle bir dalga var. Sen paranı yurt dışında tutuyorsun diyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki dışarıdaki paralarınızı Türkiye'ye getirin. Hiç vergi almayacağım diyor dönem dönem. Ee, sanırım Özgür öyle bir şey mi yapmış bilmiyorum şimdi açıkçası da. Yani öyle bir şey de var. Paranı yurt dışında tutup atıyorum 5 sene. Sonra vergi affı olunca paranı Türkiye'ye sokabiliyorsun gibi de bir şeyler var. Ama dediğim gibi bunlar zengin adam işi yani. Ben onlardan pek anlamıyorum. Ha Elon Musk'ın tweetleri işte. İşte boş. Gereksiz. 270 bin fav. Ulan ölen dalgıç bu kadar fav almamıştır anasını satayım ya. <laughs> Elon Musk'ın Utku'ya cevap tam gaz devam. Elon Musk'ın Utku'ya cevap bu kadar da kıskan mı be? <laughs> Estonya vatandaşı olmadan Estonya'da nasıl şirket açabiliyorsun? Estonya'da öyle muhabbetler var ya açabiliyorsun. Estonya'dan şey bile yapabiliyorsun. E, aylık 3000 Euro'dan fazla kazanıyorsan e, Estonya sana oturma izni veriyor. Gel buradan çalış, uzaktan çalış al sana oturma izni diye. E, ben ona bakmıştım mesela da ben aylık 3000 Euro'dan fazla kazanamadığım için o olmamıştı bana. Neyse devam edelim ha. Şimdi kripto paralarla biraz bağlantılı bir haber, o kadar da bağlantılı değil de. Şimdi Venmo diye işte böyle PayPal gibi bir sistem var. E, bu adamlar Venmo yani Filistinli e, yardım kuruluşlarına bağış yapmayı durdurmuş, e, güvenlik gerekçeleriyle falan. E, bu tabi şerefsizlik ya yani, başka bir şey değil. İşte mesela kripto paraların önemi aslında böyle anlarda çıkmıyor mu? E, yani işte bu mesela Venmo gönderme diyorsa gönderemiyorsun falan. Ama mesela kripto parada öyle bir otorite olmadığı için istediğin yere istediğin parayı gönderebilirsin. Ee, yurt dışına mı para göndereceksin? Gönder. Ee, Filistin'e mi göndereceksin? Gönder. Buradan e, mal varlığını yurt dışına mı kaçırıyorsun? Kaçır. Yani böyle özgür bir ortam olduğu için e, böyle şeylere sebebiyet vermiyor. O yüzden kripto paraların önemi bu tip e, acil durumlarda daha çok ortaya çıkıyor. Yani Venmo Venmo kim yani mesela Venmo bir şey mi ee, Yani ya Venmo'nun benim paramı nereye göndereceğime karışma hakkını kim veriyor yani senin böyle bir hakkın yok ki ben paramı istediğim yere gönderebilmeliyim ama işte sistem böyle olduğu zaman Venmo kendine bir yargıç yerine koyuyor ve hayır kardeşim ben sana izin vermiyorum diyebiliyor işte böyle otoritelerin olmaması gerekiyor ne yazık ki böyle olayların yaşanmaması için. Yani Dijital nomad vizaydı evet. Estonya'nın verdiği. Ya Venmo zaten Paypal'ın firmasıymış. İşte ben o dönem Türkiye'de çalışmıyordum. Yani HackerOne'a çalışıyordum. Amerikan firma da yine o kadar da bir para kazanmıyordum açıkçası. Bu videoda Amerika, İsrail, Filistin ile ilgili bir yasa olduğunu söylüyor. Hmm. Yasa varsa olabilir. Ha. Şey diyorsun yani Amerikan firma Filistin'e para gönderemez gibi bir kanun var diyorsun. Ya o zaman ben bunu yapabileceği çok bir şey kalmıyor. Ama yine kripto paraların önemi ortaya çıkıyor. Çünkü kripto para da öyle bir... geldik. Ya bu her yayın oluyor. Sebebini bilmiyorum. O yüzden e, bunu artık ne şikayet ediyorum, ne üzülüyorum. Oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Devam. Bu kadar da kıskanmayın be. Tam gazda devam. <laughs> Aa bak. Yok lan o IP'ye gidip kimsenin DDoS atacağı falan yok ya. Ondan değil. Her yayın oluyor bu ya. DDoS'ta falan bir alakası yok yani. Videoda oydu resmi sağlayıcıların güvenlik sebebiyle İsrail ve Filistin görüntülerini ayrıntılı vermediği söyleniyordu. Hmm. Yok arkadaşlar VPN'e birinin bir şey yaptığı yok ya. Bu VPN'le de, ya, bu drop değil kesilme yani. VPN'le de kesilme oluyor her yayın bir kere. VPN'siz de her yayın bir kere kesilme oluyor. Ama VPN'de en azından biraz daha stabil gidiyor yayın o yüzden genelde VPN'i açık yapıyorum. Hacker One'da maaşları falan filan demiş. Ya tam maaş bilgisi veremem de. Hacker One'da şöyle bir şey vardı. Backcrowd'un aksine. Biz Hacker One'da e, tam %100 yani nasıl diyeyim. E, Türkiye'de bir şirkete kayıtlı gözüküyorduk. O yüzden gelir vergisini full ödüyorduk. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ödüyorduk. O yüzden kazandığımız paramızın yarısı devlete gidiyordu. O yüzden cebimize o kadar da büyük bir şey kalmıyordu. Ama Backcrowd seni Türkiye'de çalışıyor gibi göstermiyor. Sana Payoneer üzerinden ödüyor. Git vergi işini ne yaparsan yap diyor. Ve sen vergi kaçırmanın bir yolunu bulduysan kaçırabiliyorsun. Fakat biz vergi kaçıramıyorduk. Evet şu an Türkiye şirketinde çalışıyorum. Treasurer olarak nasıl işe gireriz? Vallahi treasurer olarak işe girmen için bir web güvenliğini çok iyi bilmen lazım. İki İngilizcenin çok iyi olması lazım. Üç böyle takım oyununa uygun bir aday olduğunu belli etmen lazım. Bu üçü. Ha, başka bir şey değil aslında. Of bit inanılmaz düştü lan. Valla biri DDoS yapıyor mu acaba? Akıllar öyle bir soru geldi. Baya düştü bitrate çünkü. Efet Efesto yaz kardeşim cevaplarız. Şu an pentester olarak çalışmıyorum ya yok. Ben Pentester'lı bırakalı çok oldu. Bir daha dönmeyi düşünmüyorum kesinlikle. Pentesting benim yapmayı sevdiğim bir şey değil ya. Ben onu anladım yani artık. Eskiden severdim de artık sevmiyorum ya hiç. Artık ben genel olarak siber güvenliği sevmiyorum da. Yapacak daha iyi bir şey, bir yeteneğim yok maalesef. Bir gün müzikten falan tutturursam o zaman e, müzisyen kariyerini devam ettiririm. Şu an yapacak bir şey yok. Ee, şu an görüntü sizde nasıl? Çok mu? Kötü. Aa gene de gittik lan. Şu an görüntü sizde inanılmaz mı kötü yoksa böyle eh, idare eder mi? İzlenir mi yani? Net mi? Allah Allah. Ben ben de şu an bitrate inanılmaz düştü gözüküyor. Tamam okey. Sorun yok o zaman. Ee, tamam neyse devam edelim haberlere. Ne olarak çalışıyorsun? Yani şey diyebilirsin, e, nasıl diyeyim? Web uygulama güvenliği e, analisti, yöneticisi, tavsiyecisi <laughs> öyle bir şey, öyle bir şey diyebilirsin. Ama trijelerlik yani çok zor bir iş ya, çok zor bir iş. Ben hatta bu konuyla alakalı bir Blog yazmak istiyorum. E, yani trijelerliğin zorlukları ile ilgili de. Yazsam mı yazmasam mı kararsızım. Ama şöyle bir giriş yapacağım. Yani e, yani biraz bakış açısını böyle ufak bir anlatan bir blok yazmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir iş ya. E, ve kimse an, anlatmıyor e, triyajırlardan hiçbiri. Yani zaten çalışırken zaten anlatamıyorsun. İşten çıkanlar da genelde aman yaka silkiyor falan. Ama ben bu konuya bir değinmek istiyorum açıkçası ya. Abi, şimdi bak ama şimdi triajer dediğin geniş bir kavram. Şimdi mesela sok yani defansif network güvenliğinde de triajerlar var. Onların yaptığı iş bambaşka. Onlar mesela bir işte incident olunca e, onu triajlıyor. Hani o benim yaptığım o değil ben. Bu arada Zvanski abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Gitti mi? Abi sende gitti geldi. Korkutma beni gözünü seveyim. Zvanski abone olmuş çok teşekkürler. Nikimi ah Nikim Nikimi açıklamayacağım gerçekten ya. ya çünkü Nikimi açıklayınca sıkıntı çıkacak eminim yani. Nikimi ben aslında şey diyordum. Ulan işten ayrıldığım gün Nikimi açıklayacağım diyordum. Sonra dedim ki yok uğraşılmaz ya. Çünkü bir sürü şey olacak. Vay sen benim şu raporumu şöyle yapmıştım bu raporumu böyle yapmıştın falan filan. Yani şimdi raporlara erişimim olmadığı için kendime haklı olduğumu da kanıtlayamayacağım. Çünkü biliyorum yani %99'unda haklıyım yani. Stil sen misin Yok stil ben değilim ama stili severim. Bak işte mesela stil'den örnek vereyim. Stil 10 numara kaliteli bir adam, çok çalışkan bir adam. Kendisini de çok severim. Bana karşı da çok iyi davranmıştır hep. Ama ins insanlar internette nefret ediyor. Niye? Çünkü stil raporumuzu kapatıyor diye. Ama bakıyorum raporlar adam haklı. Adam hep haklı. Stilin haksız olduğu bir case yani binde bir falandır. Ama insanlar nefret ediyor. Niye? Çünkü sen benim raporumu kapattın. E bok gibi rapor göndermeseydin o zaman. Gel yani critical severity click checking göndermeseydin kardeşim. Adam gibi XSS'ini gönderseydin, remote code execution'u gönderseydin o zaman tabii ki kimse raporunu kapatamazdı. Saçma sapan şeyler yapıp sonra raporum kapandı diye ağlayıp adama mobbing yapıyorlar sürekli ya. Yani düşünsene. Sen bir insansın, işini yapıyorsun, evine ekmek götürüyorsun. Twitter'da sabah akşam sana sövüyorlar işini doğru yaptığın için. Yazık ya. Ben stile çok üzülüyordum yani. Adam hiç kesinlikle hak etmiyordu. Öyle o kadar bir hate Ümran hala çalışıyor evet. Ben triyajırların hepsini yani hepsini seviyorum aslında. Hani ya şu triyajırda kötü diyeceğim kimse yoktu. Triyajırlar gerçekten bayağı iyi bir tayfa. Ama çok haksız yere şey görüyorlar yani çok haksız yere. Hani tabii ki triyajırların mesela hata yaptığı kısımlarda oluyor da şöyle yani kendimden örnek vereyim. Yani o gün 10 tane toksik insanla uğraşırsam 11. kişiye belki de hata yapacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani sabahtan beri 10 tane 15 yaşındaki çocuğa security 101 tartışması yapmışım. E Akşamda o kadar kafam atmış ki artık 11. ya da siktir git e, diyor insan. Anlatabiliyor muyum? E işte o zaman da hata yapmış oluyorsun. Ama o hata yapmamın sebebi de o hacker'lar aslında. Yani ben sabahtan akşama kadar 15 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuklara click neden critical severity olmadığını anlatmaya çalışıyorum anladın mı? Ee, sonra bir gün dedim ki ulan ben e, yani ben 15 yaşından beri bu işi yapmak için mi çalışıyorum ya dedim. Sıçayım böyle işe dedim. Valla o, o gün karar verdim ayrılmaya yani. Bir adam vardı o beni inanılmaz o gün gerçekten yani o kadar sinirlendim ki bilgisayar alıp fırlatacaktım bir yerlere. Bir tane adamın teki hatta böyle şey reputasyonu falan da yüksek bir şerefsiz. Ee, böyle rapor yazmış tamam mı? Raporun içinde çok az detay var. Şimdi rapora giriyorum triyajlamak için. İşte hedef site açıyorum bakıyorum bakıyorum bir şey eksik. Adamı diyorum ki bu adımdan sonra ne yapacağız? O da diyor şöyle yapacaksın. Tamam. Ertesi gün yine açıyorum raporu yine baştan baştan baştan. E bir yere geliyorum. E burada ne yapacağız? Adamı diyorum burada ne yapacağız? E her şeyi de biz mi söyleyeceğiz? Orada da şuna tıkla kardeşim diyor. Tövbe estağfurullah. Tamam ertesi gün güne baştan 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 baştan. Ulan bir şey daha eksik. Adama diyorum e burada da bu eksik. E ben sizi sürekli uygulamaya mı anlatacağım kardeşim? Biraz da siz şey yapın. Abi o kadar sinir oldum ki. O kadar sinir oldum ki. O... Bilmem ne çocuğuna. Yemin ediyorum bilgisayar alıp camdan fırlatacaktım. O derece sinir oldum ya. Ve o, o gün gerçekten dedim sıçayım böyle işe ya. Allah kahretsin yani. Daha az para kazanayım başka bir işi yapayım dedim ya. Hatta işte o gün ilk defa men yani menajerime dedim ki ben bu rapora bakmıyorum kardeşim. Ben sinir hastası olacağım. Allah aşkına bu raporu başka biri alsın benden dedim yani ilk defa. Ee, i̇şte şimdi ben o gün bu adamla uğraştıysam o gün hata yapma ihtimalim çok yüksek. Anlatabiliyor muyum? Ee, i̇şte bu hackerların anlamadığı mesele bu. Triage'ler o yüzden fazla yükleniyorlar. İşte ben mesela bununla ilgili bir blog yazıp bizim bu Başımızdan geçen aslında talihsiz olaylar yüzünden Bazı hatalara Vardığımızı anlatmak istiyorum aslında bakalım Sonra ne oldu o rapora tabii ki ee, Parasını aldı adam Çünkü bizim HackerOne Triage'ların arkasında durmayan ee, Her Koşulda aman hacker'ların gönlünü hoş tutun Aman şöyle yapın diyen bir firma olduğu için Eninde sonunda o rapor triyajlandı ve adam Kesintisiz bir şekilde parasını aldı. Ben sinir hastası olduğumla kaldım. İşte o yüzden de aslında ayrıldım. Yani şirket bize hiç bu konularda destek olmuyor. Aman hackerların gönlü hoş olsun. Aman müşteri şey olsun. Siz çalışın ama siz kibar olun her zaman. Şey asla şey. Anladın mı? Call center çalışanı yani. Ya aman. Allah kahretsin böyle dışarıdan Kul cool kul cool takılıyorlar işte Hacker One hoodieleri giydik hadi kontest Ama içeride Bizi kırbaçlıyorlardı yani olay bu Sıçayım öyle hacker one'a yani kusura bakmayın da Neyse <laughs> Of fazla yükseldim be VPN'i kapattım bakalım. Herhalde VPN'e biraz yedik. Tamam şimdi VPN'siz Türknet çıplak Türknet interneti şu an daha iyi mi? Okey. Tamam devam edelim ya. Bu hacker one muhabbeti bitmez zaten. Neyse zaten bir haber açmıştım ben. Kalmışız burada. Iııı ee... Ha şimdi Serhat Şahin bir şey yazmış. Abi yayının başından beri Ters Sarı Sedat Peker'in otelini bulmaya çalışıyordum. Sedat Peker Content Aware ile kaldırılan bir fotoğraf ile Yandex'te aradım. Resimlerde bulamadım. Ama sitenin kaynağında Roda Beach Resort yazıyor. Ney? Nerenin kaynağında o? Burası zaten şey Twitter. Anlamadım dedin. Hangi sunucudan veriyorsun? Amsterdam'dan. lan yine mi gitti? Yok gitmemiş. HackerOne mülakatlarından elendiğim için o kadar mutluyum ki. Evet ya. Çok o kadar can atılacak bir firma değil yani. Tamam oteli biliyoruz zaten ya. Biz şey demiştik yani o reverse fotoğraf aramasıyla bu otele ulaşamayız demiştik. Ve hala onu gösteren olmadı. Şimdi. Neyse ya haberlere devam edelim. Çok kaydık şeyden. Şirazeler biraz sakinleşelim sonra yine konuşuruz. Twitter yeni bir özellik getiriyormuş. şöyle mesela bir kişi linç ediliyor diyelim o an Twitter otomatik olarak o kişinin profiline erişimi engelleyecekmiş. Yani aslında iyi niyetli bir yaklaşım çünkü Twitter linçleri hakikaten çok sıkıntılı bir şey kesinlikle. Ama bu onu yani bu iyi çalış çalışacak mı ne olacak mesela Twitter bu kişinin linç edildiğini nasıl anlayacak? Mesela etkileşim bir anda anormal bir seviyeye gelince mi? Ama ya o kişi e, linç değil de iyi bir şey yaptıysa mesela iyi e, etkileşimler alıyorsa onu nasıl ayırt edecek? Hani o bir soru işareti. Hani sentimental analiz mi yapacak gelen mention'ları? Hani bu e, tweet öfke içeriyor, bu tweet sevgi içeriyor gibi bir şey mi yapacak? Ama onu da İngilizceye özel yaparsın. Hani her dile yapamazsın. Türkçeye mesela kolay kolay yapamazsın. Ee, o yüzden nasıl çalışacak çok merak ediyorum açıkçası. Ee, yani i̇nşallah işe yarar. Çünkü Ama bir de şöyle bir tarafı var şimdi. Mesela politik biri tamam mı ee, bilmem ne valisi diyelim. Çok boktan bir iş yapmış ve insanlar menşin yağmurunu tutuyor. E O adamı da mı e, koruyacağız şimdi mesela. Falan filan burada çok yönlü bir şey var ama. Bakalım Twitter nasıl bir şey yapacak. Ee, merak ediyorum. Ne alakası? Ama Twitter'daki bu linç kültürü gerçekten çok boku çıktı ya. Beni de çok rahatsız ediyor bu. Ya ben, benim de korktuğum bir şey aslında bakmayın yani. Yarın bir gün böyle bir mesela hani şaka yapıyorum. Hani bizim sizler anlıyorsunuz zaten ne zaman şaka yapıyorum ne zaman ciddiyim falan da. Ee, ama mesela o tweet öyle birinin önüne düşer ki anlamaz şakayı ve kitlesine Aa, böyle bir şerefsiz varmışlar ve önüne atar beni falan diye çekinmiyor değilim. Güzel kardeşim biz zaten bu, yayının başında konuştuk bunu. Otel burası zaten. Biz bu oteli e, o yani open source intelligent teknikleriyle nasıl bulabiliriz konuşmuştuk. Ve reverse fotoğraf aramayla bu, bulamayacağımızı söylemiştik. Neyse. O Sint ile o kolun instasını bulabilir miyiz? Mesela onu bulabilirsin muhtemelen. Çünkü Sedat Peker'in böyle korumalarıyla falan çok fotoğrafı var internette. O fotoğrafların hepsine dolaş. Mutlaka bir tane o, o dövmeli adamı denk gelirsin bence. İşin kötüsü Twitch'te de troll olayı hiç olmaya başladı. Mesela Twitter'da şey çok denk geldim. Yani mesela bir kadın yayıncının Şeyine giriyorlar. Yayınına giriyorlar. Mesela işte çok şişkosun yazıyorlar. İşte bilmem ne yazıyorlar. Kadının modunu mahvediyorlar yani. Ee, çok çirkin şeyler ya gerçekten. Dövmeli kolu olan oğlu mu? Yok lan. Sedat Peker'in iki tane kızı var. Oğlu yok. Abi Yandex'te ters arama sayfasının kaynağında yazıyor otelin adı. Anlamadım Serhat. Biraz daha spesifik açık bir bilgi verebilir misiniz? Gerçekten anlamadım. Dövmeli olan öz oğlu mu? Ciddi misiniz ya? Sedat Bekir'in oğlu mu var? Bak bilmiyordum gerçekten. Neyse şimdi Instagram'ı geldi de açamayacağım o kadar da değil. Neyse merak ettim açalım. pek yorumsuz <gülüyor> neyse <gülüyor> yorum yapmayacağım vallahi. o kadar da değil artık ya şimdi geçelim bir sonraki haberimize 12 çocuğu mu var Vaynasını. Sedat Peker geek'leri var aramızda ya. Resmen Star Wars geek'i gibi Sedat Peker geek'i. Çocuk sayısına kadar biliyor millet. Usta Google Play Store'da uygulamanın yorum kısmına isteğim dışında bilgi paylaşmasından Google Play sorumludur yazanlar hakkında ne düşünüyorsun? Son zamanlarda arttı bu olay. Ya yani ne diyeyim işte insanların teknoloji konusundaki cehaleti işte. Hani gerçekten yani hukuk, hukuk, cehaleti ve teknoloji cehaletinin bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. insanlar gerçekten onun bir anlam ifade ettiğini zannediyorlar. Ee, mesela benim de annem işte Whatsapp'tan zaman zaman öyle şeyler forward ediyordu işte. E, Whatsapp iş bilmem ne yapıyordur bu mesajı gönderirseniz ama Whatsapp size bilmem ne yapmayacak falan gibi. Yani o belli bir yaş üstü zaten kesinlikle anlamıyor bu işleri. Yani 50 yaş üstü insanlar zaten hiç anlamıyorlar. Onun dışında böyle daha düşük yaş seviyesindeki insanlar da eğer teknolojiyle çok aşırı neşir değillerse onlar da anlamıyorlar. Falan filan. <laughs> Hüseyin Çoğun. Şimdi bu hafta Newsweek'te şöyle bir haber yayınlandı. Ee, şimdi Newsweek'in iki yıllık bir araştırmasının neticesinde böyle bir dosya ortaya çıkmış. Şimdi Amerika'da Ordo'nun e, dünya çapına yayılmış e, 60 bin tane undercover ajanı varmış. Ve bu ajanlar böyle e, sahte kimliklerle yaşıyormuş. Mesela adamın adı Michael diyelim. İşte yurt dışında Kevin ismiyle yaşıyor falan. Ve daha garibi bu ajanların böyle şeyleri falan da sahte. Yani sosyal medya profilleri sahte, isimleri sahte, kimlikleri sahte. Ve parmak izleri, el izleri falan da sahte. Bak nerede? Bak sahte el takıyor mesela. Anladın mı? O el izini şey yapmak için. Böyle bu plastik gibi bir şey aslında. E, eline giyiyorsun sahte parmak izi göstermek için. İşte yaşlandırma maskesi takan varmış. Yani evet bu Hollywood filmlerinde gördüğümüz şey gerçekmiş. Ya Zaten muhtemelen gerçek olduğunu herkes tahmin ediyordu da. Ee, bunu şey yüzünden daha çok yapmışlar. İşte mesela teröristler bu ajanların ailesini hedef almasın falan diye yazıyordu haberde. Çünkü mesela ajanın kimliği deşifre olursa ne olur? Teröristler gidip o ajanı ailesiyle tehdit edebilir. Ee, bak karın ve çocukların elimizde sıkarız diyebilir değil mi? Onu engellemek için birinci sebep, ikinci sebep işte dış yani o hangi ülkede görevlilerse o ülkedeki devlet tespit etmesin diye. Ve tabi bunlar farklı mesleklerde ne bileyim yani öğretmen olabilir, iş adamı gibi olabilir, bilgisayar mühendisi gibi olabilir. Dünyanın her yerine yayılmışlar, 60 bin kişiden bahsediliyor. Ee, ne yapıyor bunlar? Ajanlık faaliyetleri yapıyorlar. Ya yani nasıl yapıyorlar onun hakkında çok bir şey yok. Yani signature Reduction deniyor işte bu kimli gizleme olayına. Yani imza azaltma gibi bir şey herhalde çevirisi. E, hatta şey falan denmiş. Mesela işte e, ordudaki tabi Amerika'daki analistler bu şeyin yani ajanların gerçek kimliğini de stabil tutmaya çalışıyor. Mesela atıyorum sen ajanı sahte kimlikle 15 yıllığına mesela Türkiye'ye gönderdin tamam mı? E peki bu ajanın Amerika'daki kredi notu ne olacak? Sigortası ne olacak değil mi? E, bu analistler mesela ajanların kredi notunu dengede tutmaya çalışıyormuş ki... ...mesela atıyorum ajan 5 sene sonra geldiğinde hayatına devam edebilsin. E, çünkü sen mesela 15 sene ortadan kayboldun diyelim. 15 sene boyunca ne fatura ödedin, ne kredi kartı ödedin, e, ne bankanda havale olmuş. 15 sene sonra geldin kredi çekeceksin bankadan. Banka sana diyecek ki... E, ...kardeşim sen sen neredesin? 15 senedir yoksun ortada. Ben sana nasıl kredi vereyim diyecek. Hani onu... O gibi şeyleri de mesela e, denetleyen bir birim varmış. Yani sadece bu işlerle uğraşan bir birim var. Ajanların Amerika'daki gerçek kimliklerine zarar gelmemesi için bazı ayarlamalar yapıyorlarmış falan. Hani tabii ki olması gerekiyor bunun. Bunda garip bir şey yok da. Sadece bir anekdot. Hatta bu ajanlardan bir tanesi 2013 yılında Rusya'da yakalanmış. E, Rus Devlet Televizyonu yayınlamış bazı şeyleri falan. Böyle yani aslında burada çok garip bir şey yok. Tabii ki Amerika'nın dünyada bir sürü ajan olduğunu herkes tahmin ediyordur da. En azından ilk defa böyle bir kanıtlarıyla ortaya çıkmış oldu. Hani şey gibi. Ne bileyim işte Snowden'ın belgeleri gibi. Amerika'nın interneti takip ettiğini herkes düşünüyordu zaten. Hani belgelenmiş oldu gibi. Bu sürekli karşıma çıkıyor. Bu neymiş? Tracking device being implanted heel of the shoe. Ayakkabının şeyine montelenmiş takip cihazı. bir de şey dinleme cihazı da varmış içinde. Hala bu kadar old mu lan bunlar? İlginç. Ya teşkilat dizisi. Ya teşkilat işte abi o içine propaganda öğeleri koyduğun zaman o izlenmeyecek bir şey haline geliyor. Adam gibi Kurtlar Vadisi gibi gerçekçi ciddi zaman zaman Eleştirilerde barındıran bir dizi yapsınlar, oturalım tabii ki izleyelim. Öyle şey gibi bizim olmadığımız masa yok aslanım. Tarz dizi yaparsan anca e, o tarz muhabbetlerden hoşlanan insanlar izler yani. Ya bu böyle bir şey yani bu çok da bir şey yok. Ama şu Parmak izi muhabbeti güzelmiş sadece. O hoşuma gitti yani ajanları parmak izine kadar hani gerçekten şey böyle e, hakikaten sıfırdan bir kimlik yaratmak hani böyle hani tabii ki ajanı mesela sahte pasaportla yurt dışına çıkartıyorsun da geri kalan her şey aynı sonuçta parmak izi aynı biyometrik izi aynı bu adamlar e, hani o sahte pasaportla bırakmamış parmak izine kadar sahtesini yapmış ve gerçekten gerçek kimliğinden tamamen izol etmiş ajanları o açıdan değişik. Mesela bunların önemli bir kısmı da Türkiye'dedir muhtemelen. 60 bin ajan varsa, yani en az bin tanesi vardır Türkiye'de yani. Bunlar tabii ne yapıyor Türkiye'de mesela? Illaki öğretmeni vardır, illaki mühendisi vardır, illaki işsizi vardır, illaki ressamı vardır. Ee, böyle maalesef yani. Mesela bizim Bilgi Üniversitesi'nde vardı yani öyle şimdi ya hedef göstermek gibi olmasın da ya bir şey bildiğimden de değil de mesela İngilizce öğretmeni var tamam mı? Amerikan ordusunda bir dönem çalışmış sonra Türkiye'ye gelmiş İngilizce öğretmenliğine yani dayı e, yani bir bokluk var işte bu işte yani anladın mı? Falan filan. Tweet changes'ı vardır. Tweet changes'ı olan Amerikan kimseyi tanımıyorum açıkçası. Dakotalı David. O neymiş? Ha deli yürek. Valla deli yürek hiç hatırlamıyorum ya. Deli yürek yayınlandığında ben 7 yaşında falandım herhalde. O kadar da hatırlamıyorum onu. Ya işte hani şimdi bütün İngilizce öğretmenlerini öyle bir hedef tahtasına koymak istemediğimden çok uzatmadım muhabbeti de. Ama İngilizce öğretmenliği en ideal meslek gibi geliyor bana. Öyle bir faaliyet için. Sonuçta bahane hazır yani. Daha önce Amerika temelli hacker şirketinde çalışırken aniden oraya bırakıp Türkiye'de. İyi de ben Hacker One'da, Amerika'da çalışmadım ki zaten İstanbul'daydım gene. O patladı senin senaryo. Bir de Amerikan ajanı olup ne yapacağım Allah aşkına şey neyim var ki yani ne yapabilirim ki anca sabah akşam shit post yapıyorum Twitter'da başka da bir bok yaptığım yok geçelim bir sonraki haberimize. Rusya hacklenmiş. Rusya'da bazı devlet kurumları hacklenmiş. Ve Rusya'da böyle bir yerin hacklendiğine genelde çok e, rast gelmiyoruz. Bu ilklerden biri oluyor. Yani o tabii şey mi? Yani Rusya açıklamadığı için mi bilmiyoruz? Rusya hacklenmediği için mi bilmiyoruz? Muhtemelen e, açıklanmadığı için pek bilmiyoruz ama bu sefer açıklanmış. E, yani bir, bir APT grubu henüz hangi ülkenin yaptığına dair bir bilgi paylaşmamışlar da Böyle daha önce hiç gözükmeyen bir malware kullanmışlar, Mail O ve WebDAV.o O ismini vermişler. Bilmiyorum niye öyle. Ve bu malwarelar yerleştikleri bilgisayardaki bilgileri Mailru gibi, Yandex gibi sunucusu Rusya'da bulunan servislere upload ediyormuş. Hani o da muhtemelen işte IDSlerden falan o şey kaçırmak için trafiği. Çünkü muhtemelen zaten Rusya'daki kurumlar Mailru ve Yandex kullandığı için. Trafik analiz eden IDS'ler o cihazlar burada bir anormallik sezmiyordur. Ve bu Malware daha çok işte Kaspersky antivirüsü bypass etmek üzerine kurgulanmış. Çünkü Rusya'daki kamu kurumlarının hepsi Kaspersky antivirüs kullanıyormuş zaten falan filan. Demek ki Rusya'da hacklenebiliyormuş. Ki Rusya'nın yani defansif güvenlik kapasitesinin zaten o kadar pek de iyi olmadığını biliyoruz aşağı yukarı da. İşte Rusya hacklenmesiyle alakalı çok rapor paylaşmadığı için detaylarını bilemiyoruz. Ama bu sefer böyle rapor yayınlamışlar. Niye bilmiyorum açıkçası. <laughs> Kendini küçük gösterme ajanların kullandığı bir gizlenme taktiği dikkat edin. Güzel. Şimdi bu haftaki haberlerimiz bu kadardı. Valla ajan olsam MI6 ajan olmak isterdim. Adam sonuçta başkanımız Beşiktaşlı olurdu aslanlar gibi değil mi? <laughs> Şimdi bu hafta iki tane blog yazısı var. onlara bakalım. Sonra çıkan değişik şeylere bakalım. Dur daha bitmedi. Daha 1 saat 20 dakika olmuş. Yine 2 saate tamamlarız. Ha WhatsApp'ın R haberi ya o. Onu gördüm de. Ya WhatsApp üzere çok konuştuk artık yani. Zaten yani ee, yani ne bileyim, bilmiyorum. Alasım gelmedi çıkacağız. Çok konuştuk o konu ya. Şimdi bu Secret Club denen ekip daha önce ee, bu Valve'un e, ee, Source Engine'inde bir Remote Code Execution açığı bulmuştu. <laughs> Şimdi bu onunla bağlantılı mı açıkçası çok araştırmadım da. Bu arkadaşlar CSGO'da da bir Remote Code Execution bulmuş. O da şöyle bir şey aşağıya yukarı. Şimdi detaylarına öyle çok hakim değilim de. Şimdi mesela sen CSGO'da herhangi bir community serveri, server'a girebiliyorsun. İşte girdin. Server'la aranda bir trafik oluyor değil mi? Server sana işte harita bilgisini yolluyor, bir şeyler yolluyor, font yolluyor ne bileyim. Sen ona bir şeyler yolluyorsun falan filan. Orada bir data alışverişi oluyor. Şimdi bu arkadaşlar bu serverla client arasındaki data alışverişini dinlemeye başlamışlar. İşte UDP bazlı bir protokol kullanıyormuş. işte İşte protobuf'mış galiba o protokolün Daha sonra bu trafiğe müdahale edebilmek için bir proxy yazmışlar işte gelen giden trafiği analiz etmek için falan. Sonra analizler sonucunda sunucudan gelen datalarla client tarafında bir remote code execution yapılabileceği ortaya çıkmış. Ee, yani low level bilgim <laughs> iyi olmadığı için bunun detaylarına çok giremiyorum ne yazık ki. Ama ilginizi çekiyorsa okuyabilirsiniz. Ben size sadece işin hikaye kısmını anlattım. Ee, daha sonra Volva bunu bildirmişler ve vol her zamanki gibi 4 ay cevap vermemiş. Çözmemiş işi falan. Sonra bu arkadaşlar Twitter'da bunu duyurmuşlar ee, sonra Volvo'na cevap vermemiş ama sonra çözmüş yani Volvo niye sürekli böyle yani güvenlik raporlarını bu kadar dikkate almıyor bu kadar sallamıyor gerçekten hiç yakıştıramıyorum ya çünkü bol dışarıdan bakınca böyle e, şey bir firma yani cool bir firma değil mi şey ne bileyim böyle Steam yapan firma CSO yapan bir firma böyle insanların özendiği bir firma gibi ama bu güvenlik konusunda çok çok kötüler ya ve yıllardır böyleler. Hani bir noktada kendini düzeltirsin artık değil mi? Düzeltmiyorlar ana. Mesela Epic Games'e bakıyorsun Volvo'nun rakibi. Güvenlik açığı çıkıyor çat ertesi gün çözüyorlar. Mesela HackerOne'da Fortnite'ın, ay Fortnite demişim. Epic Games'in programı vardı. Açık çıkıyor pat çözüyor, açık çıkıyor pat çözüyor. Çok iyilerdi o konuda. Ve o yüzden mesela Fortnite'da hile çok azdı mesela. CSGO dediğin hile cenneti Cehennemi demem lazım da yani Her tarafıyla durdurulamıyor hiçbir şekilde ama mesela Fortnite'da Hile çok nadirdi Hani muhtemelen o Epic Games'in gerçekten güvenliği ciddi almasıyla bağlantısı var ee, Muhtemelen Yani Vol niye böyle bir firma anlamıyorum ya hiç yakışmıyor ya Hiç yakışmıyor Yani Half Life'ı yapan firmasın, CSGO'yu yapan firmasın, Steam'e getiren firmasın lan daha ne an satayım dünyadaki oyun sektöründe devrim yapan bir firmasın yani güvenlik ekibini büyütsen sana ne şey maddi sıkıntı çıkaracak zaten dünyaları kazanıyorsun ansıayım ee, O yüzden böyle bu tip şeylerle illaki bir gün kötü niyetli biri çıkacak bak bu adamlar yine iyi niyetli bak şanslısın Wolf bu adamlar kötü niyetli çıkacak tamam mı bir gün hani bu bugün olmaz Muhtemelen artık da bir gün CSGO'daki Remote Code Execution açığından binlerce kişiye ransomware bulaştıracaklar. O zaman oturup ağlarsın ama. O zaman da çok geç olur her şey için. <laughs> Elon Musk, Hacker One, Wolf sırada kim var? Bakalım günün ilerleyen saatlerinde kimi çatacağız? olay Volvo'nun tamamen rahat bir çalışma yapısından olmasından oluyor diye biliyorum. Kimse iplemiyor. Ama işte bir noktada bu şirketin CTO'su yok mu Bak arkadaşım? Ee, CTO'sunu çıkıp bu ne arkadaşlar böyle sürekli biz e, imaj imajımız sarsılıyor artık bu işi bir çözüm bulmamız lazım demeleri lazım yani. Abi Volvo'la alakalı bir video tavsiyesi gelmiş. 2 dakikaymış. Hadi bakalım 2 dakika Serat Serhat bugün şanssız günündeymişsin. Ne yapalım? Aha. Sedat Peker bir saat önce video paylaşmış. Ha bunu görmüştüm. Rapidly, the rapidly dwindling sanity of Wolf Programımız as express link ne demek lan? The link meaning. Gradually diminishing in size. Yani azalan, küçülen bir şey gibi bir şey demek. Ha, yani, yani ha, Valve'da çalışan programcıların sabrı azalıyor. Zaman içinde. Yani kod komentlerinden ortaya çıkıyormuş. Anladım. Hadi bakalım. Ah, bu kod içine yazdıkları komentler. This This is the easiest way I could find to refresh the calls when switching maps. To do this is dumb. Bu aptalca diyor. This isn't particularly efficient. Too bad. This isn't particularly efficient. Bu verimli değil diyor. Çok kötü diyor. Bu çok kötü bir fix diyor. Ama daha iyisini yazmak için vaktim yok diyor. Bu Half-Life 1 stilindeki fontları implement etmek için çok kötü bir yol diyor ama yine de yapacağım diyor. Ha, ha, şimdilik çalışır diyor. Ya, leak olmuş source kodu. Oo, yani bunlar gerçek yani hakikaten şey değil, makara değil yani. Oo, süpermiş. Bu kötü bir fikre benziyor ama şimdilik iş görür diyor. I don't know why I don't know the why, but I shouldn't have to wonder <laughs> why. Yani niye bilmiyorum, neden olduğunu düşünmek istemiyorum ama şey diyor, panel düzgün çalışmıyor gibi bir şey diyor. Bu katastrofik bad, katastrofik derecede kötü diyor, böyle yapmayın diyor, biri bunu çözmeli diyor. This shit doesn't work. Why? <laughs> Bu çalışmıyor. Niye diyor? Ya şimdi şöyle. Ee, a, Kaan da hoş geldin. E, mesela ben oyun sektörünü aslında takip ediyorum. Böyle şeylerden, youtuberlardan falan. İşte Enes Kirazoğlu olsun, Can Sungur olsun falan. Onlar hep şey anlatıyor. Mesela işte Rockstar Games mesela işte neydi? Red Dead Redemption yaparken mesela son aylarda yazılımcılara inanılmaz baskılar yapıyormuş. Bitecek, bitecek, hadi bitecek, bir ayda bitecek falan filan diye. Ee, mesela hakikaten oyun şirketlerinde çalışan yazılımcılar baya sıkıntıya giriyor o konuda. Ve Valve'daki bu meseleyi anlayabiliyorum o yüzden. Bu arada Unit 0.82 abone olmuş. Çok teşekkür ederim desteğin için. Ama şimdi bu güvenlik açığı meselesi öyle bir şey değil. Sonuçta Valve şu an bir oyun yetiştirmeye çalışmıyor değil mi? O kadar da sıkışık bir schedule'ları yok. Ve çok ciddi bir güvenlik açığı çıkmış. E artık sen ona bakman lazım. E, sen o kadar sıkıcık bir sıkışık bir durumda değilsin. Bence o yüzden hani şey e, hani bu bence şey çok hani bahane değil yani. Hani güvenlik açığını niye çözmüyorlar? Ne bileyim. Mesela Rockstar'da şu an bu CSGO'daki gibi güvenlik açığı çıksa bence Rockstar çözerdi gibime geliyor. Ama yazık ya yazılımcılara. Vallahi en çok derdi onlar çekiyor. Adama bounty vermişler ama işte 4 ay falan cevaplamamışlar. Öyle bir iddiası var adamın. Bak 5 ay önce raporlanmış. Vay reis. Reis'i özledik ya. Bak. 5 ay bak 5 beş ay 5. ay beş ay önce başlamış muhabbet. Hacker şeye girmiş araya, Treasure'ı girmiş. Devam. Hacker One Treasure'ı triajlamış. Tamam böyle bir güvenlik açığı var demiş. Critical'dır demiş. Bak Wolf yok ortada. Vol nerede? Wolf 18 gün önce gelmiş lan. Yani işte Vol Volvo Vol bu yüzden sevmiyorlar. Bak 4 ay 5 ay önce kritik olarak işaretlenmiş bir şeyi şimdi cevap veriyor daha. O da adam Twitter'a yazdı diye yani. Yoksa belki yine cevap vermeyecekti. Rockstar geçenlerde GTA 5'teki loading optimizasyon ödül verdi. Doğru. Evet. Abi buradaki en büyük suç proje planlamasında olmayacak işler olmayacak zamanlarda isteyen projede onlarlar. Valla işte o her firmada olduğu için o yüzden bu bir suç mudur bilmiyorum yani. Rockstar da oyunun planlamasını yapamıyor. İşte geçen Cyberpunk 3 kere ertelendi. Onlar da yapamıyor. Kimse yapamıyor ki bu şeyi planlamayı yani. Bu arada ödül çok az lan 7000. 7000 ne anasını satayım. İki tane XSS bulsan zaten 7000 bin... Yok abarttım da. 7000 azgın idi. Şimdi gelelim bir sonraki değişik şeyimize. Şimdi geçen haftalarda şey konuşmuştuk değil mi? Bu VS Code'da bir şey açıyorsun. Mesela dosya o bilgisayarında komut çalışıyor falan gibi bir şey. <laughs> Windows XP'nin source kodunda e, bir şey MS0867 zafiyetine dair koment var. Burası sıkıntılı diye. İyiymiş. <laughs> <laughs> Abi bu akşam herkese girdirdik. Bir de LinkedIn mesajlarına cevap vermeyenlere. Bir de yapılan staj ya da iş başvurularına olumlu olumsuz geri dönüş sağlamayanları giydirebilir miyiz? Şimdi ikiden başlayalım. E, i̇ş başvurularına olumlu olumsuz geri dönmeyenler kesinlikle ayıp ediyor. Olumsuz da olsa kesinlikle geri dönülmeli. Tamam bunda lafım yok da. LinkedIn mesajlarına cevap vermeyenler ama nasıl mesajlar? Şimdi mesela çoğu zaman ben de LinkedIn mesajlarına cevap vermiyorum? Çünkü e, hani nasıl diyeyim? Yani bir Birine iletişim kuruyorsan bir meramını söylemen lazım değil mi? Merhaba işte ben size şu yüzden yazıyorum. Şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Ama hani hiçbir kontekst vermeden mesaj atarsan Merhaba Utku Bey. Merhaba. Yani ne bileyim. Ee... Yani staj mesajları. Eee... Ya doğru en azından yani şu an stajyer düşünmüyoruz diye de bence cevap vermeleri lazım doğru diyorsun. Benim olduğum vakalarda gördüğün en büyük bounty. Allah hatırlamıyorum da. Hatırlamıyorum ya. Ben hatırlasam da söylemem muhtemelen de. Old Beer, Sorris. <laughs> no hello. Ya bir de şeyler çok oluyor ya. Ya şimdi bu şimdi böyle söyleyince ulan ne egolu adamsın falan diyeceksiniz muhtemelen de ya egom olduğunu düşünmüyorum açıkçası da. Yani mesela mesaj geliyor. Yani yani o, o, Google'dan 10 saniyede bulabileceği bir şey tamam mı? Hani mesela ona cevap vermiyorum açıkçası. Ya da ya bir konu hakkında bir şey merak ediyorsun diyelim atıyorum. E, ne bileyim XSS diyelim tamam XSS öğrenmek istiyorsun. XSS öğrenmek isteyen öğrenmek istiyorsan ne yaparsın? Google'a XSS yazarsın. XSS zafiyeti yazarsın. Bir şey yazarsın. Çıkanları iz izlersin, okursun, bir şey yaparsın. Ondan sonra kafana takılan cevabını başka bir yerde bulamadığın spesifik bir soru varsa sor. Başım gözüm üstüne. Hmm. Ama gelip de bana abi XSS nasıl öğrenebilirim diyorsan kusura bakma ona cevap veremem artık ya. Çünkü onu senin Google'a yazdığından çıkan bir şey dostum. Senin ona biraz emek sarf edip ondan sonra gelmen lazım bana. Ee, çünkü ben şeyden biliyorum mesela Şimdi ben de müzik konusunda mesela amatörüm. Tamam müzik konusunu öğrenmek istiyorum. Ama hiçbir zaman bir sevdiğim bir müzisyene gidip abi bu akorları nasıl yapıyoruz ya diyemem. Utanırım yani. Önce ben akorlarla alakalı bütün videoları izleyip bütün yazıları okuyup kendim deneyip ondan sonra abi spesifik olarak C sharp minor'la işte majöre nasıl giderim şöyle yaptım ama olmadı gibi bir şey bir spesifik soruyla gidebilirim biliyor muyum? Ee, ya yani kendim de yapmıyorum. Bana yapılmasını da istemiyorum. Bence doğru olan bu. Ee, falan filan. Çünkü çok fazla geliyor zaten. Ya her gün tonla öyle mesaj geliyor zaten. Ya onlara cevap vermeye kalksam zaten ne iş yapabilirim ne güç yapabilirim. Ama gerçekten spesifik bir şey soranlara kesinlikle cevap veriyorum. Eğer Hani bana cevap vermedin diyen yani çıkmaz diye düşünüyorum. Veriyorum yani. Neyse. <laughs> Bugün yine... Bugün niye bu kadar gergin geçiyor yayın ya? Sürekli birine sallıyorum anasını. Bugün yayına gergin girdim galiba. Allah Allah. Neyse. Boğazım kurdu şey birilerine bağırmaktan sürekli ya. Su Beşiktaş formasındandır belki olabilir. Şey gibi. <laughs> Venom gibi. Sinirli yaptı beni. Valla işte bu nesille mi alakalı böyle yani ne, nesle de laf söylemek istemiyorum da gerçekten bir sanki bu yeni nesille bir tık armut piş ağzıma düşüşçülük var mı acaba ya? Sanki var gibi ya. Yani Sanki biraz var gibi ya. Bilmiyorum ama bok da atmak istemiyorum şimdi yenilmesine. Neyse bu VS Code'daki muhabbeti konuşmuştuk. Adam onunla ilgili bir tane tool yani POC gibi bir şey yapmış. Şöyle sen VS Code projesini açıyorsun tamam mı? Daha hiçbir dosya açmıyorsun. O gidip senin lokalindeki bir dosyayı örneğin SSH Private Key'ini bir tane uzak bir sunucuya gönderiyor dos projeyi açtığın an. O da nasıl oluyormuş? İşte bu arada bunun olması için bilgisayarına Rust Toolchain yüklü olması gerekiyormuş. VS Code Plugin olarak. Ee, şöyle çalışıyormuş bu. Sen VS Code'u açtığın an Rust'ın e, makroları çalış devreye giriyormuş. Öyle bir şey varmış. Ee, niye var bilmiyorum. Bir adam işte senin lokalindeki bir dosyayı remote bir sunucuya gönderen bir makro yazdığı için... Sen proje dosyasını açtığın an daha hiçbir şey run etmesen bile bilgisayarından veri çalınıyor. Yani o çok sakıncalı bir şey. O yüzden mesela gerçekten güvenmediğiniz bir kaynaktan kendi kişisel bilgisayarınızda VS Code projesi açmak çok tehlikeli bir şey. Hani ya sanal makinede falan açacaksın ama yine şey çok zor yani içinde zararlı bir şey olup olmadığını bilmek. O yüzden e, kesinlikle güvenmediğiniz bir kaynaktan VS Code projesi açmayın diye derim yani. Aç bir kev karambolü rahatlayalım. <laughs> ben öyleyim ya. Annem çok şımartıyor beni bence. Evden ayrılabilsek düzelecek bu durum. Belki de. App kurala girin VS Code'a çiçek. Eparmor <laughs> şey değil miydi ya? O bu Ubuntu'daki dalga değil miydi? Evet Ubuntu'daki dalga. Ama Ubuntu kullanmıyoruz. Windows cuyuz. ya da Mac -G's. Ubuntu ne ya? Ubuntu 2021 21 yılında Ubuntu mu kullanılır kardeşim? Sanal makineden ama ana makineye geçme ihtimali yok. Ya en azından bu chat'teki kimse için muhtemelen yok. Ee... O çok nadir, çok 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 nadir çıkabilecek bir güvenlik açığı ve çıkarsa da bizim başımıza gelmez yani. yani tüm Linux dağıtımlarında var mı? Yapar mı? Okey. Şimdi geçelim blok yazılarına geçtik. Haftanın çıkan değişik şeylerine. Benim en keyif aldığım kısım burası oluyor genelde. Gerçi bu hafta çok bir şey yok da. Şimdi şununla başlayayım. Hadi kendimle alakalı bir şeyden başlayayım. Biraz neşelenelim. Bu sürekli şey diyordum ya web siteme responsif yapmak istiyordum falan filan diyordum. Yok canım Ubuntu'yu severiz ya. Şimdi web sitemi güncelledim bu hafta. Responsive yaptım ve artık karanlık temaya geçtim. Çok şükür. Artık... Göz yormadan sistemde gezebileceksiniz. E, tasarımı çaldım bir yerden. Nereden çaldığımı e, zaten bulursunuz. Şey e, kredi verdim adama. Yani e, izin almadım adamdan ama kredi verdim. Yapacak bir şey yok kardeşim. E, ne yapalım yani? E, böyle bir site işte. Şimdi blogumu da medium'a geçirdim. Gerçi blog şu an hala benim sistemde değil mi? Şu an kendi sistemde. E, blogu kendim css ve falan oynayıp karanlık tema yaptım da sonra dedim bu Jekyll, Jekyll olmayacak artık. Medium'a geçtim direkt. Ama Medium'un linkini koymayı unutmuşum buraya. Neydi? Utkusen medium .com muydu? Artık blog yazılarıma da Medium'dan ulaşabileceksiniz. Burada da karanlık tema var. Böyle karanlık karanlık takılacağız artık. Ve en güzel tarafı responsive. Yani mobilden girdiğiniz zaman ee, güzel gözükecek. O oh, OpenSnitch. OpenSnitch LittleSnitch'in şey Evil Socket'in yaptığı Linux versiyonu değil mi? O OpenSnitch güzel baya. Ya o şeyin Windows alternatifi olmamız çok saçma ya. LittleSnitch'in LittleSnitch var. OpenSnitch var. Windows için yok o yazılımdan. Ya da var mı bilmiyorum. Yok galiba. Little Snitch. Bu arada bilmeyen varsa Mac için inanılmaz bir firewall yazılımı. Çok güzel. Diyor ki işte şu uygulama şu siteye bağlanmak istiyor diyor. Karşını çıkartıyor. İzin veriyor musun? Vermiyor musun? Yayın gitti mi? Gitmedi. bir de onun Linux versiyonu var. O Open Snitch. Aa, Open Snitch Harry Potter'daki Snitch'e göndermeymiş. Linux. O da böyle. İşte şu bu yere bağlanmak istiyor. izin veriyor musun? Vermiyor musun? bunu niye Windows'u yok ya? Paralı var. GlassWire. Hadi bakalım. Aa varmış lan. Kaç para? Ben bunu almak istiyorum ya. Ben bu tip yazılımları çok seviyorum. 39. Ömür boyuysa iyi. Yıllıksa biraz pahalı. Ben çünkü Little Snitch lisansı almıştım bayağı bir paraya ama ömür boyuydu o yüzden iyiydi yani. Neyse bir araştırayım bunu alabilirim ya. Zon alarm. Zon alarm eskiden vardı evet. 2007 yılında falan ben böyle güvenlikle, hackingle falan ilgilenirken zon alarmı kurcalıyordum sürekli. Güzelmiş tamam. Glassfire'a bakayım. Yok ya crackli mrackli bize gelmez. Crackli sadece müzik yazılımlarında crackli yazılım kullanıyorum. Onun dışında crackli bir şey kullanmıyorum. Onu da didik dedik edip kullanıyorum zaten. Çünkü müzik yazılımları çok pahalı. Yani hepsini almaya kalksan anasetim 15 bin lira falan vermem lazım. Öyle yani zaten müzikten yeterince zarar ediyorum bir de o kadar da zarar edemem artık. Ha bedava da kullanabiliyorsun. Sadece bağlantıları gösteriyor. Tamam inceleyeyim onu bakalım. Şimdi haftanın değişik şeylerine geldik. Şimdi URL shortener çok gördük. URL kısaltıcı. Ve bu dayılar URL uzatıcı yapmış. <laughs> bu çok saçma bir şey ama hoşuma gitti. Mesela google.com diyorsun. Uzat diyorsun. Bak şöyle bir şey yapıyor sana. URL uzatıcı. Hani ne işinize yarar? İnanın hiçbir fikrim yok. Bu arada sek abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Desteğin için çok teşekkürler. Yani böyle bir şey işte troll. Ama productant da 5. sıraya yükselmiş. Crack yazılımların safe olup olmadığını nasıl kestirebiliriz? Valla ben açıkçası VirusTotal'e yüklüyorum. Temizse temizdir. Niye biliyor musun? Şimdi virüs totale yüklemek tabii ki içinde virüs olmadığı anlamına normalde gelmez. O Ama o senin için spesifik olarak hazırlanmış bir şeyse. Ama torrente yüklenmiş bir yazılım e, zaten çok fazla radar içinde olduğu için o, onun virüs total taraması temiz çıkıyorsa o temizdir. Ama mesela senin için özel craft edilmiş bir yazılım virüs totaldeki bütün antivirüsleri belki bypass edebilir. Ama torrentteki bir şey için yaşanmaz o yani. Hani anlatabildiğimi bilmiyorum. Hani sana bir maille bir exe geldiyse onu virüs totalle pek anlayamazsın. Ama torrentteki bir şey virüs totalde temiz çıkıyorsa o temizdir. %99.9 yani. yani. Çok iddialı konuşmuş olabilirim ama Ege yanlışsam düzelt. Şimdi geçelim bir sonraki değişik şeyimize. Ya Apple bu hafta güzel bir şey tanıttı. Ee, görme engelliler için Şey e, Nesneleri böyle Nasıl diyeyim describe Describe'dan tanımlayan bir yazılım Bak mesela Mesela görme engelli kamerasının telefonu bir yere tutuyor Apple'da diyor ki bu sarı bir saksıdaki bir bitkidir diyor mesela çok güzel Yani mesela gidiyorsun, görme engelli birisin, e, yoldasın, e, çektin mesela bir şey diyor ki sana bu e, ağaç diyor mesela. Hani çok o kadar da inanılmaz hayatı kolaylaştırmaz ama bir nebze bir işe yarayabilir belki. Bazen bir veya iki tane virüs diyor kalın safe diyor. Bak Ahmet'in dediği gibi kimin dediği önemli. Yani mesela Silence, e, Kaspersky işte. Cross Strike hepsi clean deyip bir tane Abuzit'in Hikmet şirketinin antivirüsü virüslü diyorsa muhtemelen clean'dir. Ben şahsen Skid Row'un oyunlarını inceledim. Kefil olabilirim. Yani evet. Ya çünkü onlar Skid oyunu on binlerce kez indiriliyor. Yani o sample her yere dağılıyor. Yani o sample herkesin elinde var. O sample'da artık bir virüs varsa onun gizli kalma ihtimali yok gibi yani. Onu demek istedim ben aslında. Şimdi geçelim bir sonraki değişik şeyimize. Ee, bak hani hep şey diyorduk ya user experience. Bu da şeyle alakalı bir şey. Ee, user experience değil de ne deniyordu buna ya? Use... Yok yani tasarım. İngilizcesi aklıma gelmedi. Ee, hangi tasarım daha doğrudur diye bir test mesela hangisi? Tabii ki bu. Çünkü bu çok gereksiz renk cümbüşü olmuş. Mesela bunlar hangisi doğru? Bu daha doğru çünkü mesela ismi kalın yazması daha güzel değil mi? Burada ince yazmaktansa kalın tercih ederiz Next. Ee, mesela hangisi doğru? Bu doğru çünkü burada gereksiz bir boşluk var, anlamsız. Böyle olması daha iyidir. Evet. Hangisi doğru? Uh, start chatting, search for someone by name or phone number to call. Start. Enable camera. He, burada biraz yukarıda burada. Sıkıcıymış lan. Ha şimdi ilginçleşti biraz. Hangisi? Mesela bunun kenarları yuvarlatı, yuvarlatılmış. Bu daha iyi sanki. Ha mesela kapatma tuşu kırmızı olmalıdır, değil mi? Mesela biz geçen hafta bir oyun oynadık oyunun nasıl başlayacağını bulamadık ya. Hatta Twitter'a klip attım. Next butonu var ama next butonu o kadar alakasız bir yerde ki bulamadım. Yani bütün her yere giriyorum, çıkıyorum. Ulan bu oyun nerede başlıyor falan diye. Linkini sallıyorum chat'tan. next butonu saçma sapan bir yerde. Arkadaş öyle iş mi olur ya? Kapatma düğmesi kırmızı olur mesela, mavi olmaz. Bu artık böyle gel. mesela. Hangisi doğru? Eee yani mesela bunların hepsinin içi dolu daha güzel gözüküyor. Burada ikisinin içi boş biri dolu çok güzel değil. Evet. Hangisi doğru? Search'ün S'si büyük olsa daha iyi olur tabii ki. Michelle Evans. Bak burada şu biraz fazla silik olmuş. Bu biraz daha iyi okunuyor sanki. Evet. Ha. Burada çizgi ince, burada çizgi biraz hattından fazla kalın. Neyse bu da böyle bir şey işte. Linkini attım chat'ten. İlginizi çekerseniz bakarsınız. Yani mesela bu burada skip'in bunun aynı olmaması lazım. Burada harekete geçirecek şeyin daha farklı renkte olması lazım. E, harekete geçirmeyecek şeyin biraz daha silik olması lazım. O yüzden bu. Yine bir şalivans geldi. Ha yani çevrim içi şeyinin yeşil olması lazım. Yine bu. Bu fazla kalın. Ee, 750, 750. Bunun aynı lan bunlar. Ha burada resim yayvan olmuş tamam. Neyse tamam ok anladınız işte <laughs> Dark pattern aynı. Şimdi böyle bir site çıkmış. Evet bu neydi ya? ya sen buraya bir resim yüklüyorsun onu sana böyle şey yapıyor da şimdi ben buraya resim yüklediğim an masa üstüm gözükecek sonra masa üstünde bir şey gözükecek sonra biri klip alacak yine o yüzden şimdi ekranımı alıyorum bir şey yükleyeyim bakayım ee, var mı kendi fotoğrafım falan hiç masa üstünde yok çok güzel kendi yani web sitemden kendi fotoğrafımı indireyim. New match. ha, şimdi kendi fotoğrafımı yükledim eee evet sıçtı aa yok lan güzel asiktir asiktir İy iyiydi iyiydi bak fotoğraf şu fena değil Beyaz fon olması lazım. Doğru diyorsun. Aa, Ben bunu hiç denememiştim lan. Bu boktan bir şeydir bakar geçeriz diye. Güzelmiş lan. Ee, bir fotoğraf bulalım. Kim olsun? Aa. Dur linkini atıyorum şimdi chat'e. Ee o aklıma insan gelmiyor ya. Sergen Yalçın. Hadi bakalım. Şu fotoğrafı koysak mesela ne olur acaba? Şimdi Sergen'in bir fotoğrafını yükledim. Heh. Fotoğraf buydu. Çok olmadı değil mi? Şunu kapatayım ee, fena değil ama yine de ya. Lan bunlar albüm kapağı falan olur ha. Bunlar güzel albüm kapağı olur. Ee, ama bir tane beyaz fon bir şey bulsak ya. Böyle beyaz fonda bir fotoğraf lazım bize ya. Ee... Heh Geldi tamam Dünyanın en büyük şerefsizinin fotoğrafı buldum Şimdi onu koyacağım Yok dünyanın en büyük ikinci şerefsizinin fotoğrafı Geliyor <laughs> Bakalım tanıyabilecek misiniz Dünyanın en büyük ikinci şerefsizi geliyor arkadaşlar Aa kafayı almadı lan Şuydu Discord'da sohbet attım dendi bakalım. Ha. Güzelmiş bu. Ee, yok mu ya bir arka plan beyaz olan bir şey? Hadi son bir tane daha denelim şu olsun. ya Sedat Peker falan bokunu çıkarmayalım şimdi. Tamam sıçtı. Tamam. O kadar da iyi değilmiş ama e, potansiyel yok kesinlikle. Hani sanatsal bir faaliyet gibi kullanılabilir. Mesela albüm kapağı yapsam bunu insanlar gerçekten vay be üzerine uğraşmışlar diyebilir. Hani kimse bir web sitesine yüklemiş de yapmış demez muhtemelen. Ha bunları bir art... Aa. Çizgi sayısını arttırabiliyormuşuz. Ha şu an daha kötü oldu mesela azaltsak daha kötü oldu Okey. neyse bu şey uğraşılır yani tamam bir tane daha geldi hadi onu da deneyelim en son hmm, PNG bakın PNG performansı nasıl linkini atıyorum. Aa güzel oluyor lan galiba. Ah be yüzünde çizsene be dayı be. Neyse güzel ya yemin ediyorum iyi ya. Bak yeni şarkım yakında çıkacak. Yakında dediğim en az iki ay var da. Böyle bir kapak düşünülebilir hakikaten ya. Siz çaktırmazsınız bunun web sitesinden yapıldığını da diğer insanlar vay be şey bak der. Neyse geçelim bunu. Şimdi Pardon bu değil Geldik son ikiye ulan yine iki saat Dünya başımıza yıkılsa yine iki saat sürüyor bu yayın ya Sublime Text'in Dördüncü versiyonu çıkmış Line arttırdık ya olmadı Neyse siz denersiniz ya Güzel bir şeyler çıkarsa Discord'dan atın bakalım Sublime Text'in dördüncü versiyonu çıkmış. Üçüncü versiyonu ben üniversitedeyken falan vardı. Yani yaklaşık altı sene sonra yeni versiyonu çıktı. ben indirdim denedim. Şimdilik güzel gibi. Ama çok detaylı deneyemedim açıkçası. Ama Sublime'ı severiz. Ben yani 8 senedir falan main text editörüm. Sublime Text'tir. eskiden not yani İlk üniversiteye girdiğim zaman Notepad++ kullanıyordum. Sonra bir gün sınıfa bir girdim. Adamın teki karanlık arka planla kod yazıyor. Çok güzel gözüküyor. Oha dedim lan karanlık arka plan falan ne bu? Dedi ki Sublime Text. Tamam dedim hemen indirdim ve o günden beri Sublime Text kullanıyorum. Ee, tabii Visual Studio Code bir IDE olarak daha iyi. Ama mesela bir text dosyasını hızlıca bir şeyler yazacağım zaman Sublime Text açıyorum genelde. Ama proje geliştireceğim zaman evet Visual Studio Code daha iyi. Ama bir text editor olarak müthiş bir text editor. Ee, i̇şte git integrasyonu falan da var. Bayağı iyi. Yeni versiyonda güzele benziyor. Bakabilirsiniz. <laughs> ya Sublime ile VS Code'un farkı ne? Sublime bir text editor sonuçta. VS Code bir IDE. Yani VS Code'da çok fazla pluginler var. Ee, mesela bir kodu run edebiliyorsun. VS Code içinde bir hata olduğu zaman bak şu satırda hata var diyor bir şey diyor. Sublime'dan öyle şeyler <laughs> bekleme. Hani belki yeni versiyonu da değişmiş olabilir de. Sublime bir text editörü. Sana gidip şu satırda hata var diye bir şey göstermeyecek yani. Ve Sublime'in içinden bir kodu run da edemeyeceksin. Şimdi gelelim son değişik şeyimize. Ve son değişik şeyimizde yine tam 2 saatte tamamladık. Şimdi şöyle değişik bir şey çıkmış. Ee, şimdi mesela akıllı ev sistemleri vardır ya. Mesela ışığı Bluetooth'tan kapatırsın ya da Wi-Fi'den kapatırsın. Ee, ama mesela ışığın eski usul şey ise düğmeli ışıksa ne yapacaksın? Adamlar şöyle bir icat yapmış. Aa, bu nasıl bir ses ya? Bak, şöyle bir buton. Bluetooth'ta mesela buton aktif ediyorsun, ileri gidiyor ve senin şeyin mekanik butonuna basıyor. Anladın mı? Yani akıllı olmayan bir evi akıllı yapabiliyorsun bununla. <laughs> hani televizyon açarsın, radyo açarsın, her şeyi akıllı yapabilirsin bununla. Printer. Işık, zil bile çalarsın lan. Ya bir şey diyeyim mi? Hani böyle komik gibi gözüküyor ama gerçekten bu inanılmaz bir ihtiyaç. Ve bu ucuza çıkarsa gerçekten her yeri bunlarla donatabiliriz yani. Bak adam kombi yakıyor ya. Düşün mesela ev atıyorum kombi bir şey tamam mı uzaktasın kahve makinesi ya da. Mesela evet kahve makinesi benim kahve makinem düz kahve makinesi akıllı falan değil mesela ayarlayıcı koysam sabah 8'de o düğmeye bas diye bir ayarlama koysam kahve makinam akıllı kahve makinesi olacak anladın mı? Çok güzel. Ben sevdim o yüzden bunu baya. Ee, mesela klavyede de bir şey bastırabilirsin ama ne işine yarar bilmiyorum ama. Öyle. Şimdi bu hafta haberlerimiz haberlerimiz bu kadardı. Ee, şimdi dediğim gibi çarşamba Teyit.org'dan biriyle yayın yapmaya çalışacağım. Ama olmazsa başka bir şey bulacağız yine konuklu konuklu. Bu hafta sonu şimdi dün bir tane bu aralar bildiğiniz gibi hacking simülasyonlarını oynuyoruz. işte Steam'de 7-8 tane hacking simülasyonu var. Onları tek tek alıp oynuyoruz. Ee, bu hafta sonu yine böyle hacking simülasyonu oynadığımız bir yayın yaparız. Oyun yayınları güzel oluyor. Ve hem hacking simülasyonlarını öğrenmiş oluyoruz. Nasıl yapmışlar falan filan. Hem de makara muhabbet güzel oluyor. Özellikle dün oynadığımız oyun çok güzeldi ya. Yani hiç öyle umut vadeden bir oyun değildi. Ama algoritma yazdığımız, e, kod yazdığımız falan güzel bir oyundu. Eğer tekrar izlemek isterseniz Twitch kanalımda var zaten izleyebilirsiniz. Muhtemelen o oyuna devam ederiz yine. Bakarız. Ee, o zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir ara Valorant yayını da yapalım kesinlikle. Hatta bu hafta içi ya da bu hafta sonu da olabilir. Ama bu hafta içi bir akşam düşünüyorum onun Valorant. Pazartesi falan olabilir. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.